Laiklik Mustafa Kemal'in gününde Türkiye'de sosyalist metodlarla uygulama buldu ve tamamen ezmeye, sindirmeye yönelik bir uygulamayla 15 sene daha önce artık olmamış. 1937 yılında anayasaya girmiş olmasına rağmen Cumhuriyet'in başından beri rejimin resmi sistemi ama gayri resmi sistemi zira herhangi bir kanunda yazılı değildir. Daha sonra onu takiben çok Müslüman Mareşal Fevzi Çakmak Efendimiz'in Atatürk'ün ölümünden sonra Ulus'taki Büyük Millet Meclisi'ni askeriyle kuşatarak o zaman Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi o, yani Genel Kurmay Başkanı'nda hiçbir namazını bırakmaz, her gün Kur'an okuyan Fevzi Çakmak, çevirdi meclisin etrafını ve bütün milletvekillerine hiç kimse dedi kadar sevmiyor, seçmek istemiyorken İsmet Paşa'yı Atatürk'ten sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olması için orada tabii seçti. Zaten kuruluşu da ihtiyatçı artı askerlere dayanıyor Türkiye Cumhuriyeti. Böylece ikinci Cumhurbaşkanı da askerlerin umudunda elinlere kadar getirdi. Asker olmamasına rağmen resmi ideolojisi İslam'dan fersah fersah uzak bulunan Demokrat Partililer de CHP'nin içinde kararlaşmış 15 sene, 15 yıl boyunca CHP Genel Merkezi'nin müfettişliğini yapmış Adnan Menderes'in başkanlığında bir partinin elleri 14 Mayıs 1950'de geçti. 1960'tan sonra Amerika'da yayınlanan The Inside Story of CIA isimli kitapta eski CIA müdürlerinden birinin de söylediği gibi Türkiye basında bu kitap 1961'de Amerikan kütüphanesinde gördük okuduk. Aynen şöyle diyor, resmi ideolojisi ideolojik olarak İslam'a bağlılığı olmamakla birlikte gerek 1950 öncesinin sert uygulamalarını hafifletmek gerekse iç politikada daha çok oy alarak başarıya ulaşmak için Demokrat Parti İslam'a prim verdi. Yani biliyorsunuz işte Kur'an kutlarını sağladılar, ezanı Arapça'ya çevirdiler, bilmem demokratikler falan filan. Hatta 1956 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Adnan Menderes'in milletvekillerine hitaben yaptığı kahir ekseriyeti kendilerine ait olan bir mecliste konuşmada şu sözlerini siyasetle yakından izleyenler çok iyi bilirler. Aynen şöyle söylüyordu, siz isterseniz hilafeti bile geri getirirsiniz. Kaldı ki aynı Menderes bir başka beyanında ben odunu milletvekilliğine aday koysam o da meclise gelir aranızda oturur diyor. Yani milletvekillerinde değil, kendisinde olduğunu söylüyor. Bu bir herkes bunu anlamaktan uzak. Yıllar sonra eskiden beri tanıştığımız Ahmet Gürkan isimli Nurcu bir garip vatandaş var. Demokrat Parti'den Isparta Milletvekilliği yapmış. 1974'te filan Ankara'da büroma geldi. Orada dedim ki Ahmet Bey, bu ezanın Türkçeden Arapçaya çevrilmesiyle ilgili kanun teklifini sen verdin, ben biliyorum. Dedim, bunu senin fikrin mi bu yoksa Adnan Menderes sana mı verdirdi? Yani usulü, sen ver de biz destek veririz. Dedim, ne kelime vermezsen benim vermem. Aklımızdan bile geçirmeye korkuyorum. Ama işte muhterem Adnan Menderes bana dedi ki böyle bir teklif hazırlanır ben onu da yani bu suretle milleti hani bir türkü var kusura bakmayın Halime'yi bir fistana oynattılar diye yani Müslümanlar da bir Arapça ezana oynattılar. Ve 10 sene boyunca bu parti iktidarda. Evet, her ne kadar ideolojisi İslam değilse de iç politikada başarılı olmak ve elde öncesini katıp tatbikatını yumuşatmak için İslam'a tabi verdi. Bu suretle Menderes giderek halkın önünde yuvarlanan, yani başlangıçta halka hakim iken, onun arzularına hakim iken, halkın arzularının önünde yuvarlanan senin önündeki bir kütük gibi konuma düştü. Bundan dolayı diyor, İslam Türkiye'de insanların gündemine girdi ve biz Batı'nın lideri olan Amerika asla böyle bir gelişmeyi kabul edemezdik. Bunun için vaziyet ettik de 27 Mayıs 1960 kuracağız. Daha sonra 12 Mart, daha sonra 12 Eylül filan da aynı yerlere basılan, aynı bizler takip ederek yapılan şeyler. Başlangıçta Türkiye'de siyasiler Osmanlı sonrası Cumhuriyet Başkanlığı ile birlikte ezerek, kurarak, kırarak İslam'ı insanlardan zaten vardı yoksa ayrı mesele ama iliğine işlemiş
böyle geleneksel olarak, içgüdüsel olarak da olsa yaşıyor olduğu kadarına bile rıza göstermediklerinde tüm bile kazımayı, bütün şiddeti, bütün devlet terörünü kullanmak suretiyle devlet başarmaya çalıştı. Fakat ne yaptıysa asla bunu başarmadı. Bundan sonra büyük bir politika değişikliği yapmak suretiyle Müslümanlarla kol kola, yani birlikte olarak onları insanlardan uzaklaştırmak, yani yalancı meme ile çocuğu susturmak neyse, sahi meme verirseniz işte süt emecek bir karnı doyacak ama yalancı memeye cumhur cumhur yapsın, nereye doyur, hiçbir şey doyurmaz ancak belli bir süre insanın teselli yer memeyi. Bunun gibi yalancı meme ile işte İmam Hatipler'le şeyler verirle şeyi bugünlere getirdiler. 12 Eylül'ün gerçekten rejime kul olacağını umduğu şeriatçıları palazlandırdığın yakinim. Ülkeler Birliği'nde tertip edilen bir açık oturumda 163, 141, 142. maddelerde işte, yapılan konuşmalarda birisi diyor ki 12 Eylül rejimi şeriatçılığı Türkiye'de palazlandırmıştır. Buna cevaben konuşma yapan Ertuğrul Günay, CHP'nin sol seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, cevabında diyor ki arkadaşlar, biraz evvel diyor sözü alıp konuşan arkadaşınızın görüşlerine katılmayı mümkün görmüyor. Her ne kadar ilk bakışta global olarak doğru görünüyorsa da işin inceliğinin galiba arkadaşlarınız farkında değil. 12 Eylül diyor, evet, bir takım şeriatçıları diyor pahalandırmıştır. Bir kısım şeriatçılığı pahalandırmıştır ama kendisine kul olacağını umduğu şeriatçıları pahalandırmıştır. Yalnızca Allah'a kul olmayı düşünen şeriatçıların ise eli yakasından düşmüyor. İkisini birbirine lütfen karıştırmıyor. Elin İslam'dan uzak alanı bu gerçeğin farkında bizim Müslümanlar hala havalı suyuda düşmüş. Evet, Türkiye'de gerçekten çok büyük bir boşluk, siyasi boşluk var. Hiçbir parti diğerine alternatif olacak durumda değil. Ve herkesin altut anasını alsa, serpeyi de serpeyi de yani otoyoldaki kaza gibi ama bir günde girse ne olacak yani. Hiçbiri dikenin yerini dolduracak durumda değil. Diğer partiler de öyle. Yani hepsi sistem içerisinde kendine yer edinmeye çalışan partiler olarak vardıkları nokta bu sistemin işletmeciliğine talibiyet noktasıdır. Yani ihaleye girelim, işte şu meyhanenin ihalesini biz alalım, biz işletmeciliğine çağırırız diye. Bu bakımdan Kemal'in Türkiye'de ölmüş ve cenazesini kılan olmaz halde, yani kılınmaz halde. Laiklik bitmiş, demokrasinin ne nevralı olduğu görülüyor. En azından hissediliyor. Fakat henüz İslam iktidar olacak, iktidara alternatif olacak, doğan boşluğu dolduracak büyüklüğe, yaşa, güce, bilince erişmiş. Müslümanlar perişan, gümrükten çıkma araba. Ne şanlıman var, ne radyatör sağlam, ne kayış var, ne motor yanmış bir perişan. Bakın yani manzarayı görüyorsunuz. Anarşistinden tut, silah diye kafasını silahla bozan Bakırköy'ün tedavülük vakarı var. Bir sürü hevasını hin edilen insan adına Müslüman kendisi. Bu da İslam'a terbat ediyor, sonuçta fatura İslam'a çıkıyor. Keşke yalnız bunun failleri olan insanlara çıksa ama İster istemez insanlar, nasıl eczacıların yaptığı kutu eczacılığa fatura ediyor, eczacılığa fatura ediyorsa, efendim doktorlarınkini doktorlara fatura ediyorsa, Müslümanın diğerlerinin yaptıkları her işi de Müslümanlara fatura ediyor. Biz nasıl gördüğümüz her yanlışı laiklerden görünce işte bu laikliğe fatura ediyorsak, doğal olmalı bu, kaçınılmaz. Bu bakımdan ortadaki boşluk henüz doldurulabilir gibi değil. Yoksa Sovyetlerdeki rejimi, Marksist rejimi nasıl ne Amerika'nın bir nükleer başlıkta füzesi yıktı ne kahraman Türkiye Cumhuriyeti'nin kahraman orduları gibi. Üç, kendi kendine başına koştular. Yoklar da şaştık artık. Bu Marksizmin işte çimentosunda çimento vasfı bulunmamasından, demirinde demir vasfı olmamasından velhasıl yani o inşanın malzemelerinin çürüklüğünden kaynaklanan bir doğal sonuçtur. Tıpkı bunun gibi Türkiye Cumhuriyeti'ndeki laik, demokratik, kemalist rejim de işi bitmiştir. Ama onun yerini dolduracak, ona alternatif olacak bir şey. Marx'ın vaktiyle
zorla devlet desteğiyle alternatif gösteriliyor. Bakın sözü görür, ha komünist görür. Yani ya bizim yanımızda toplan ya da komünizme teslim olun. Allahsızlar kendilerine şu Allah'ın ilişkisi. Ama artık Marksizm güreşi de sönünce ne olabildi? İnsanlar eller yanlarına düştü. Yani ne olacak şimdi? Bitti ya. O zaman başka bir şey yok yani İslam. Fakat İslam'ı temsil eden var. İslam'ı şahsında, ahlakıyla, davranışlarıyla, düşünceleriyle, basiretiyle, ferasetiyle, davranışlarıyla gösteren insan sayısının varlığı ve var olanların da birbiriyle entegre halde, yani bütünleşmiş halde olmaması, atomize vaziyette, paramparça olması, tümden meydanı berbat oluyor. Boklayıp çıkıyor. Yani tabir caizse, şeyinden, yatağından taşan, bilmem asil ehri nasıl amik olmasını şeye gönderiyor, fatakra, onun gibi. Şu anda öyle olmasın. İşin garip yanı, rejim halkta mevcut ve şartı ve şurtu en fazla beşe indirilmiş. İşte namaz, haç, zekat, savaşlar falan filan. Burada kelime-i şehadet şeklinde özetlenebilen sokaktaki çocuğun bir bildiği. Halktaki İslam mutlu olacak. Bunu istismar etmek çok kolay. Namazına kaçmıyorsan, camiler açıksa, varsın ve herhalde de açık olsun. Gitmeyi ver efendim. Ya gitme efendim, şuna muhatap. Dolayısıyla rejimin hiçbir suçu yok. Yani camiler açıksa, o zaman Halife Ömer Efendimiz'in huzurunda yaşıyormuşuz gibi bir rahatlık içinde. Gerçekten yok. Yani keşke bir deli çıkıp da camileri kapatsa galiba o zaman bunu yapacaklar ama onu da o kadar ahmak yok karşımızdakiler bunu yapsınlar. Vaktiyle yaptılar ya, camileri kapatmadınız mı, camileri depo yapmadınız mı, ahır yapmadınız mı diye yıllardır sermaye olarak rejimin aleyhine, partisinin aleyhine CHP'yi kullanılmıyor. Önemli olan burada benim kanaatim o ki, Müslümanların durumu, rejimin durumu değil. Yani özgür ağırlık kazanırsanız, Kur'an'ı hayatlarına geçirirlerse, fert hayatına başlayarak toplumun hayatına, cemaat hayatına, giderek devlet düzeni haline dönüşür. Allah-u Teala nefislerindekilerini düzeltmeyenlerin hallerini asla ve kat'a düzeltmez. Çünkü onun sünneti... Hiç kimsenin hatırına değişmez. Onun değişmeyen sünnetlerinden birisi de budur. Bu itibarla Müslümanlar henüz rejim için alternatif değiller. Olmaları da mümkün değil. Öyle gösterilme konusu var. Geleceğiz ona. Bildiğiniz gibi daha dün geçtiğimiz, gerimizde bıraktığımız 27 Mart mahalli seçimleri sanki bir genel seçim havasında geçti. O harareti taşıyarak geldi geçti. Ve kasırga gibi de ortalığı kavurdu. Yani millet demediğini bırakmadı, ne ölçü tanıdı, ne biçi tanıdı. Yani Levent Kırca'nın da gırgırı aldığı gibi. İşte hasım tarafın adayı sayın işte taraftarlarım, dinleyicilerim. He, daha anasının karnındayken onu tepiklemiştir. Yani işte o zaman öyle yapan başınıza geçerse ne yapmaz filan demeye kadar işi. Bunu da ben ekliyorum. Levent Kırca'da bu yoktu ama. O hale getirdiler. Yani bu refahçısı da, SHP'lisi, ANAP'lısı da, SHP'lisi, MSP'lisi, hepsi aynı kapıya çıkan ahlaka sahip insanlar. Sonuç olarak bir takım şeyler oldu. Ne oldu? Türkiye'de rejimin ana partileri sayılan işte SHP, ANAP ve DYP görünür görece diyorlar ona şimdi uydurukça deyimle bir oy kaybına, bir kan kaybına uğradı. ANAP ve DYP %5 civarında, toplam %10 civarında oy kaybetti. Diğer yandan SHP %10'dan fazla sanıyorum. 10, 11, 12 civarında oy kaybetti ve iyice hani yere kapaklandı kaldı Sürekan'ın atı gibi. Tabii bu son olayların, bu İSKİ-ASKİ skandallarının filan da büyük rolü olmakla beraber solculuk güneşinin solmasında da olmasının da SHP'nin düşmesinde büyük rolü var. Zaten yalnız SHP düşmedi, diğer partiler de yani sol olarak kendini niteleyen CHP ve DSP de bir performans göstermiş değiller. Bu arada Refah Partisi ile MHP'nin büyük bir atak yaptığını görüyoruz veya görünür de öyle gözümüze çarpıyor. Mesela işte %10 onda 8'lerden en son seçimde aldığı oy, kendine ait oy Refah'ın 19'a çıktı. Yani bu 0.8 bilmem ne filan oy patlaması demek. Az değil. Bu oyun tercümesi gerekir. Yani bu oy kime verildi? Sahiden Erbakan'a mı verildi?
Erbakan'ın arkadaşlarına mı verildi? Tövbe estağfurullah, ben bu kanatta olmadım, olamadım. Olmak için geçerli bir gerekçe de bulamadım. Zira neresinden baksam bu halkın içindeyiz. Ondan bir parçayız. Ondan çıktık biz. Gökten inmedik. Aydan filan da gelmedik. Neresinden baksanız halk İslam diye oy veriyor. İslam'a oy verdiğini sanıyor. Verdiği ne bilmiyor ama en azından şunu bildiğini sanıyor. Kesin emin ki ben İslam için oy veriyorum. İslam'a oy veriyorum. Onlar da Müslümanlığı getirecek. Bu tabii halkın vehmi. Yani bunu kuruyor, böyle kuruyor ve kuruntusunu da doğruluğuna kendini inandırıyor. O uğurda çalışıyor, koşturuyor, dağa gidiyor, taşa gidiyor. Keçinin katırın çıkamayacağı köylere gidiyor. Reklam yapıyor. Almanya'dan dünyanın adamı Mercedes'leriyle geldi. Depolarını doldurmak kendinden, arabalar kendinden. Allah için sağa sola koşturdular. Yani Allah için sandıkları bir emel uğruna. Fakat İslam için verilen bu oyları maalesef İslam'la uzaktan yakından alakası olmayan Refah Partisi zimmetine geçirdi. Yani Refah Partisi zimmetine para geçiren veya bir başkasının bir şeyini geçirene ne derler? Sahtekar derler. Düpedüz sahtekarlık yapıyorlar. Açık bir şekilde halka İslam'la alakası bulunmadıklarını parti olarak kesinlikle söyleyemediler, söylemiyorlar. Hatta Zula'da uygun buldukları ortamlarda işte bize şey yapın, biz şeriatı getireceğiz bilmem ne falan filan getireceğiz dedikleri şeriattan kendilerinin dahi haberi yok. Başta Erbakan olmak üzere. Öğrenmeyi de asla düşünmüyorlar. 1956'dan beri yakından tanıdığım bir insandır. 61, 62, 63, 64, 65'li yıllarda en az 70-80 kere aynı cemaatta, aynı toplumda oturup konuşan sohbet arkadaşlarımız. Ne zaman ne söylese hep yanında bir tasdikçi bulundurur. Vaktiyle İbrahim Eken diye bir alçak vardı Bağdat'ta, tahsil yapmış Kayserili. Pislik bir adam. Konuşur, hak batıl, öyle değil mi hocam? O da Mesut Sögen'in keçisi gibi, hani evet öyle değil mi keçim dermiş. Elindeki ipi çekince keçi de kafasını indirirmiş. Ha, Fransızcadan bir hikaye ortaokul Türkçe kitabında okutmuşlardı. Onun gibi evet der. İkinci bir toplantıya kesinlikle buna toplantının yerini ve gününü söylemeyin gelmesin diye sıkı sıkı tembih eder. Kimsenin cesareti yok. İçlerinden yaptığım iş hoşuna giden ama kendi onu yapamayan birileri gelir gene bana, ya filan gün falan yerde gene toplantı. Ben gider gene devenin sevmediği ot dudağının burnunda tipe dibinde bitermiş derler. Biter. Hiç laftan anlaması mümkün olmayan bir adam. Meslek hastalığıyla muallel. Ve rejimle gayet entegre, rejim kendisinden emin, o rejimden emin, yani o ondan razı, o ondan razı. Ara sıra öyle çatlak sese benzer ses çıkıyor ya da çıkıyor gösteriliyorsa bunun dibinde yatan neden bizim gibi düşünenleri onu, o gibilerin şahsında tedip etmek, korkutmak, tecil etmek, tacil yani şey yapın, geri bastırmak. Sanki de bir zavallı. Uşkurunu çekmekten aciz Cemalettin Kaplan, vay kara ses filan, duyan da zanneder ki anne ya, tutun beni yani dudağımı çoklayacak. Yok, o kadar gariban ekmeğini yemekten aciz. 35 senedir tanıdığım adam. Niye böyle yapıyorlar? Bilerek yapıyorlar ve hamamın namusunu temizleme diye bir hikaye var. Hepsini anlatmaya lüzum yok. Şamata çıkararak hamamın namusunu senede bir gün temizlerlermiş. Aynen o hikayede olduğu gibi onun şahsında bizim gibi Kur'an'daki İslam'a yönelen insanların, meyli olan insanların meylini kursağında bırakıp dışarı çıkarmasını engellemek. Bile bile bunu yapıyorlar. Ve Refah Partisi de buna açık açık alet oluyor. Bilerek alet oluyor. 20 Ekim 1993 akşamı Kanal 6'daki Dinamit programında da belki hepiniz değilse de bazılarınızın dinlediği gibi hiç eveleyip gevelemeyeniz mi? Yani İslami Parti neye denir? Tüzük ve programını Kur'an'daki ilkeleri esas edinerek hazırlayan partiye ve kendileri de ona uyan siyasi partiye İslami Parti denir. Sizin öyle mi? Yok. Yani ben kuracağım İslami Parti'yi böyle yaparken, tüzük programını böyle hazırlamışken siz mevcut anayasayı ve mevcut siyasi partiler kanunu önünüze açıp ona uygun olsun için hazırlıyorsunuz ki el an cevaz veriliyor ve seçimlere katılabiliyorsunuz. Yoksa benim partimi kapatacaklar biliyorum. Çünkü mevcut anayasaya aykırı. Siyasi partiler kanununa aykırı, tepeden tırnağa. Şimdi bunları mazur görün kızlarımız, hanım kızlarımız da. Hoş görsün, şuna benzetiyorum. Biraz tuhaf gibi görünebilir ama siz o tarafını geçin de vurgulamak istediğim şeyine bakın. Şimdi Osmanlı devrinde bir harem vardır biliyorsunuz. Bu hareme hiç erkek sokulur mu? Üstünden erkek kuş bile uçurmazlar neredeyse. Ama bakıyorsunuz içeride bazen erkekleri görüyorsunuz yani erkek dolaşıyor. Bunlar
erkeklik özelliğini yitirmiş, yani hadımlaştırılmış ve adına harem ağası denilen kimseler. Dolayısıyla onlar varsın dolaşsın, ne olacak, kadından farkı yok. Diyorum ki ben, bizim gibi iyi kötü özelliğini muhafaza eden, yani İslami özelliğini muhafaza edenler, dış duvarın dışından geçerken bile kışalayanlar, Erbakan'ın, laik cumhuriyetin hareminde her gün sabah akşam 24 saat dolaştırıyorlar ve hiç ses çıkarmıyor. Demek ki rejimlerle ondan hiçbir tehlike, hiçbir değil mi? Hiçbir şey yok demektir. Gerçekten ya. Yoksa yahu bana odacı olmak bile ölene kadar yasak ve odacı olunca ne yaparım ben Türkiye'de böyle? Soruyorum. Odacı olsam ne yaparım? Olsa müdür beye çay kahve götürürüm. Başka ne yapacağım? Odacı ne yaparım? Bu yasak bana. Adama başbakan olmak serbest. Yani açıkça göstermiyor mu bu neyin ne olduğunu, kimin neyin fesi, neyin sesi olduğunu? Yani seçimler dikkat edilirse hiçbir zaman Türkiye'de rejim, sistem seçimi olmadı. Sistem belli zaten. Sistem seçim hakkını vermiyor size. Yani sistem seçin diye bir seçim yapılmadı Türkiye'de. Yapmaz da zaten hiçbir rejimle. Ne yapıyorlar? Mevcut sistem içerisinde, yani belediyenin bir iş yeri vardır. Nerede? Sarıyer'de bir meyhane. Tamam, onun işte 2 senede bir ihaleye çıkarırlar işletmeci isim. İşte kim fazla para verirse ihalede artırarak onun üstünde kalır. Ne yapar kalan adam? İşte orada içki içirilecek, dansöz oynatılacak bilmem ne filan, ve her ayda belediyeye vermesi gereken aylık kirayı verecek. O işletmeci, sen çıkarsın ben olurum fazla para vermişimdir. Öbürü çıkar belki olur, o kadar. Yani Müslümanların bu sistemde işletmeye tabi, yani rejimi işletmeye tabi, talip olmaları demek, aynen böyle meyhane, gazino, bilmem ne, kerhane işletmesine talip olmaları gibidir. Başka hiçbir eksikliği yok, fazlası vardır. Üstelik halkımız, yani insanımız, rejimin partileri olarak görünen ilk bakışta ANAP gibi, DYP gibi, SHP gibi, DSP gibi, CHP gibi partilere karşı iyi kötü, içgüdüsel de olsa bir muafiyetleri, bir şeyleri, korunmuşlukları var. Hani vücudun mikroplara karşı korunmuşluğu gibi. Onlardan iyilik ummuyorlar en azından. Fakat diğer partiler, RP başta olmak üzere, Büyük Birlik Partisi, bilmem MHP filan, yani bir yerde derece derece, AIDS mikrobu gibi, yani vücudun bağışıklığını kırmış. Hiç bunlardan düşmanlık geleceğini de düşünmüyor insanlar. Onun için açmışlar bağırlarını, yani evlerini açmışlar ardına kadar kapılarını. Bunlar ortalıkta dolaşıyor. Aslında hiç öbürlerinden gelecek diye korkup tedbir alınan tehlikeler daha fazlası bunlarla doluyor, hem de dolup dolup yaşıyor içeri. Fakat halk bunun farkında değil. Bu da Kur'an'daki İslam'ın ne olduğunu bilmemekten başka bir şeyin sonucu olamaz. Halkın İslam'a büyük bir aşkı, büyük bir bağlılığı, büyük bir sevgisi ve tutkusu var. Gerçekten Türkiye'nin halkı Müslüman olduğundan bu yana acayip derecede İslam'a tutkulu. Tutkulu, yani adeta tutkulu böyle. İşte uyuşturucu bağımlısı gibi, yani İslam bağımlısı bir halk. Adeta. Fakat bu denli bağımlı olduğu şeyin ne menen bir şey olduğunu asla tanımıyor. Asla tanımıyor. Bu tıpkı Fuzuli'nin efendim Leyla ve Mecnun kitabında anlattığı gibi. Biliyorsunuz başlangıçta adı bilmem Ahmet Mehmet olan bir delikanlı, Leyla isimli gerçek bir kıza vurulur. Sonra işte evlenemezler, edemezler derken aşkı melankoliye dönüşür, çöllere düşer. İşte Leyla ceylanlarla konuşur, kuşlarla konuşur, rüzgarla danışır falan filan. Neyse en sonunda kız tarafını ana babası razı eder. İşte bunları evlendirelim de şu oğlan çölden eve gelsin filan. Günün birinde getirirler, artık adı unutulmuş Mecnun diye. Yani deli Türkçesi cin, cinlenmiş demek. Tecennün etmiş. Ondan sonra getirirler, derler ki bu artık birleştirelim, evlendirelim şunları da şu oğlan vazgeçsin bu çöllerden, eve barka gelmez oldu. Getirirler işte Mecnun şurada, Leyla burada, gösterirler, tamam mı, tamam mı, işte evlendireceğiz. Mecnun bakar bu Leyla, bu Leyla değil, ben Leyla'yı istiyorum diye. Yani gerçek Leyla ile başlayan aşk sonuçta muhayyel, elle tutulmaz, gözle görülmez, aslı bulunmayan bir Leyla'ya dönüşmüştür. Yani Mecnun'un aradığı Leyla yoktur yeryüzünde, gerçeği yoktur çünkü. Halkın İslam'a sevgisini de buna benzetiyorum. Yahu diyorum işte gel bak İslam mı istiyorsun? Evet. Bak Allah'ın kitabında İslam yazıyor. Bakıyor ben, yok diyor İslam bu değil. Ben İslam'ı istiyorum diyor. Gidiyor Esad'ın kıçına takılıyor. Yahu bilmem ben bakayım. Yahu yapma. İslam burada yazıyor işte. Bak asıl Leyla bu oğlum. Mecnun vazgeç şu cinlilikten. Yok ben diyor Leyla'yı istiyorum. Bulamayacağı bir Leyla'nın peşinde. Yok çünkü öyle bir Leyla yok yani. Alimlerin boyu devresi. Alimlerin eziyetini çekmiyor bu için. Evet.
Evet, evet. Şimdi dikkat edilirse efendim, vay meclisi kazanalım, şöyle olacak, vay işte biz ekseriyetle girelim, hele bir anayasayı da değiştirecek çoğunluk işte ki olursa şöyle köşeyi döneriz, böyle bilmem damdan atlarız. Hiçbir halt edemezsiniz efendim. Türkiye'de oldum olası, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olmamıştır iktidar. Hiçbir gün, ne Mustafa Kemal'in gününde, o gün Mustafa Kemal'in elindedir. Meclis davar sürüdü. İlk Büyük Millet Meclisi zaten yal düşmanı mullalardan müteşekkildi. Onların alayını dağıttı zaten. Sonra İttihatçı artıklarından doldurdu meclisi. İş Bankası'nın yayınladığı 4 ciltlik 1. Büyük Millet Meclisi zabıtları var. Alın okuyun onlar şu kadar. Ondan sonra. Daha sonra da öyle olmadı. Bugün de öyle değil. Bugün resmen Türkiye'yi Milli Güvenlik Kurulu diye bir kurul idare ediyor beyler. Dikkat edin. Milli Güvenlik Kurulu. Kimdir bunun sabit üyeleri? 1. Genelkurmay Başkanı asker. 2. Kara Kuvvetler Komutanı asker. 3. Hava Kuvvetler Komutanı asker. 4. Deniz Kuvvetler Komutanı asker. 5. Jandarma Kuvvetleri Komutanı asker. 6. MİT Müsteşarı asker. 7. Cumhurbaşkanı. 8. Başbakan. Bunlar sabit üyeleri. Yani 6'ya 2. 6 asker yani 2 sivil. Zaten onların cevazından geçmeyen adam da ne cumhurbaşkanı olabilir ne başbakan olabilir. Tamam mı? Askerler Amerika'ya aşık, bunlar askerlere aşık. İşte iç güvenliğinden hallice sürdürüp gidiyor. Meclis de sanıyor ki, millet de işte gayetsiz şartsız hakimiyet milletinde. Hadi oradan sen de avana. Milli Güvenlik Kurulu'ndan gayetsiz şartsız ve oraya da göre Amerika'nın. Yani gayetsiz şartsız hakimiyet Amerika'nın. Kime ne anlatıyorsun? Bunu solağa salağa aklı az çok erenler biliyor ama Müslümanların dünyadan haberi yok ki bunu bilsin. Haberdar olmak da istemiyorlar efendim. Kendilerine göre bir dünya kuruyorlar. İpek böceği gibi bir koza. Bütün dünya o kozanın içinden ibaret. Böyle olunca ne öğreneceksin? Gıda değeri düşük şeylerle beslenirseniz fikri beslenmesi yolu olursa bir insanın ürünü de gıda değeri düşük olur. İki aynı cins inek düşünün yani. Birisinin önüne sürekli olarak pancar küspesi dökün. Öbür inek de çayır yesin, kekik yesin, yayılsın orada burada. Etiniz, sütünü sağın, bu birinci ineğin sütü pancar küspesi kokar, kesin eti pancar küspesi kokar. İkinci inek, eti de kekik kokar, sütü de kekik kokar. Rejim okullarına filan biz inekleri bağlamışlar, önümüze hatırımıza hep pancar küspesi döküyorlar. Onun için bakıyorsun bütün milletin sütü de pancar küspesi, laiklik, demokrasi kokuyor, eti de kesersin. Benim gibi öyle ipini koparıp yazıda, yabanda yayılanlar kekik mekik şuradan buradan... Bizim etimiz, sütümüz farklı ama o kadar çoğunluğun içerisinde güme gidiyorsun. Fazlaca millet tadını da bilmeyince yani ne olacak, neymiş o? Kekik kokma neymiş, kekik ne ki? Evet. Yani neyin peşindeler, ne yapmak istiyorlar? İnsan ya bunların niyetlerinden ve amellerinden kesinlikle şüphe etmemek mümkün değil. Yani gözünüz görüyor, bugün sıradan bir insan, basit bir gazete yazarı dahi bunu biliyor ve her gün yazıyor, kaleme alıyor. Dediğim gibi solağa salağa Türkiye'de iktidar Milli Güvenlik Kurulu'nun elinde diye. Buna rağmen Erbakan milletin gözüne baka baka yalan söylüyor ve diyor, bizi bir kazandırın görün. Allah'tan diliyorum Erbakan bin istiyorsa ben 1000+1 istiyorum iktidara bir an evvel gelsin. Neden? Hiçbir halt olmadıkları anlaşılsın diye. Hani o Amerikan filmlerinde, bu gangster filmlerinde vardır ya, bir araba, hurda araba şeyinde işte arabaları ezerler, şöyle şöyle bilmem ne, camlar kırılır, kendilerini metal yaparlar. Sonra da çok büyük bir vincin ucunda büyük bir elektromıknatıs o arabaların ezilmiş şeylerini alır, yapıştırır kendine, vagona şey yapar, işte gitsin metal fabrikasına yeniden maden olsun. Şimdi o bir tırı taksanız o arabalardan birini o elektromıknatıstan kurtaramazsınız. Bir tır taksanız kurtaramazsınız, o kadar güçlüdür. Bir tek yolu vardır o arabaları oradan dökmenin, şalteri indireceksin. Yani mıknatısın elektriğini keseceksin. Başka bir imkanı yok. Refah Partisi'nin tırmanışını önlemenin de bir tek şalteri var, o da iktidar olması. İktidar olursa hocanın rüya gördüğü, karın gurultusu, aç tavuğun kendini dar ambarında gördüğü gayet rahat anlaşılacak. Fakat öbür türlü millet İslam istiyoruz diye Refah'la İslam karıştırıyor. Ya İslam değil. İslam'dan haberleri yok bunların, öğrenmek de istemiyorlar. 25 senelik bir siyasi parti bugüne kadar hiçbir mensubuna Allah'ın kitabını okuyun dediler mi? Hayır. Resulünün hayatından haberdar olun dediler mi? Hayır. Deseydi ki Erbakan başından beri, Kur'an-ı Kerim'in anladığı dilden yazılanını bir kere iki kere olsun okumayan partiliyim diye gözüme görünmesin, ben böyle partili istemiyorum deseydi, ne olurdu? Hemen dara ağaçlar mı kurulurdu? Asla.
Peygamberin hayatıyla ilgili bir iki kitap okumadan karşıma geçip de ben bu parti, yok kabul etmiyorum ben böyle parti. Görmek istemem. Millet sevine sevine aman okurdu. Milyonlar okurdu. Bunların içinden onda biri yüz binler iyi kötü anlardı. Yüz binlerin içinde on binler biraz daha iyi anlardı. Binler biraz daha iyi derken bir piramidal durum oluşurdu. Hiç umurlarında değil. Hiç. Partilerini mesela din edinmiş durumdalar. Şia'nın nasıl mezhebi dini halinde ise bunların partileri de dini halinde. Cehenneme doğru arkasına taktığı adamları da aldı götürüyor bakalım. Sarhoşu istersen bırakma. Yıkıldığı yere kadar. O da iktidar olmasıyla yıkılacak. Başka hiçbir yolu. En üzücü tarafı da tabii sonuçta faturanın İslam'a çıkacak oluşu. Fakat ne yapalım? Bizden müsaade istemiyorlar. Bize sormuyorlar. Buna rağmen söylediklerimizi kulak ardı ediyorlar. Öyleyse yapılacak bir iş var. Bizim bildiğimiz Kur'an'daki İslam'ı halka ne kadar çok anlatır, tanıtır, o nispetle ancak bu insanlar yarın faturayı bir İslam'a çıkarmakta zorlanırlar. Gene çıkarmak isteyen olacaktır ama bizim gibilerin hiç sesi çıkmazsa ister istemez fatura İslam'a çıkarılacaktır. Fakat biz bunların içini dışını teşhir etmedikçe, ortaya çıkarmadıkça aman ya onlardan Müslüman sesimizi etmeyelim filan türünden mızmızlandıkça sonuçta yüz üzerinden yüz tüm fatura İslam'a çıkarırlar. Haklılar. Niye? Sen ne güne duruyorsun? Madem ki sendeki İslam onlardaki İslam'dan farklı, sendeki İslam Kur'an'daki İslam onlardaki İslam ise ataların üzerinde yürür buldukları İslam. He? Bu farkı vurgulamazsanız olacağı o. O bakımdan ne yapıp yapıp Müslümanlar, Kur'an'daki İslam'ın sahiplenenlerine söylüyorum, ne yapıp yapıp omuz omuza vermek, el birliği yapmak, seslerini daha güçlü çıkarabilir hale getirmek zorundadırlar. Kamuoyunu o İslam'dan haberdar etmek durumundadırlar. Allah'ın dini İslam, Allah'ın kullarına kolaylaştırdığı bir din olarak onun kitabında anlatılırken bunların dininde dindar olmaktan zor bir şey yok. Her şey yani yere basmak bile günah onların dininde. Bu kadar zorlaştırmışlar yani. Bu kadar çarpıtmışlar orada Allah ben her şeye kadirim diyor. Bunların her şeye kadir bir sürü evliyası var, ötesi var, berisi var. Kül şeyin kadir bunların evliyaları. Ve bu bilinçsizliğin sonucu Müslümanlar ister istemez hem bu dünyada zillet içerisinde hem de ahirette zilletten kesinlikle kurtuluş görmeyecekler, göremezler. Çünkü Allah-u Teala açık bir şekilde bir kavim yani bir toplum nefislerindekileri değiştirmedikçe Allah o toplumun halini değiştirmez buyuruyor. Ne demek bu? Doğrusu da düzü de aynı manaya gelen bir söz. Yani haliniz şu, nefislerinizdeki bu, haliniz de bu. Nefislerimizdekiler Allah'ın razı olduğu şeyler değil. Çok Müslümanım. Bakıyorum adam sakallı, üçkağıtçı. Yalancı. Bilmem namazlı adam dükkanda rakı satıyor. Faizden bilmem ne durmuyor. Bir çocuk söylüyor geçen gün bu sahtekar imar bankasının sahipleri var ya Interstar'cı. Şimdi 12 ay vadeyle dövizinize, dolarınıza şu kadar, markınıza bu kadar diye gümbür gümbür mevduat topluyor ya. 12 aylık millete işte şu kadar faizden faiz verecek yani parasını almış. 11. ayda banka iflas ediyor diye haber çıkarıyorlar üç kağıda mı? Ve millet aman ana paramızı bari kurtaralım diye sabah namazından sonra diyor abi bizim Faruk söylüyor. Kuyruğa girmişler. Hepsi abdestli namazda adam abi diyor. Baktım hepsi sakallı. Ula faiz peşinde. Şimdi o adam da 11. ayda parasını çekince tabii 5 kuruş faiz ödemiyor biliyor musun? Ve bütün sermaye verenler de hepsi hacı hoca. Sakalsız bir tane yoktu abi diyor. Hatta kimisi sabah namazından çıkmış kafası da takkesi duruyordu diyor. Evet. E sen Müslümanım demene rağmen böyle olursan halin nasıl iyi olur? Allah rızası için söyler misin? Ha? Sen böylesin yani sen berbatsın halin berbat. Sen abatsın halin abat. Kısaca böyle. Eğer biz Kur'an'dakilerle nefislerimizdekileri değiştirmezsek yani Kur'an'da Allah namazdan hoşlanıyor mu? Evet. Kılmamaktan hoşlanmıyor, kılmaktan hoşlanıyor. Yalan söylememekten hoşlanıyor, söylemekten hoşlanmıyor. Evet, biz de nefislerimizi bu hale getirmezsek, daha birçok şeyi sıralayalım. Komşu hukukuna riayetten tutun, Allah'ın hükümleriyle hükmedilmekten edilmeye kadar. Evet, bu şekilde nefislerimizdekileri düzeltir. Çevremize, en yakın çevremizden başlayarak herkese usvetül hasene, Kur'an deyimiyle güzel örnekler oluşturursak, ancak bu suretle insanlar, işte adam dedi mi bak şöyle olacak, hanım dedi mi böyle olacak diye seni beni örnek gösterecek. Sonuçta da onlar da öyle olmanın yolunu arayacak, bulacak da. Yani o yol zor bir yol değil.
Nihayet birçok insana rastlıyoruz. Ya işte biz iktibası okuduk da kafamız döndü ama ondan sonra düşünmeye başladı. Ah diyorum, tam muradımıza nail olmuştuk. Zaten karışmadan durulur mu? Kafan döndüyse iyi alamet bu. Kafan karıştıysa iyi alamet. Çünkü karışması demek soru, nida, öteberi bir sürü işaretlerle olması demek. İster istemez o sorulara cevap araman demek. Cevap ararken araştırman demek. Şundan konuşman, bundan sorman. Ya bu böyle böyle diyorlar, hangisi doğru? İşte Kur'an'a baktım şöyle diyor. O adam böyle diyor, işte bizim bugüne kadar bildiğimiz şuydu filan derken görüyor yani, karşılaştırıyor. Sonuçta muhakkak çalışan kafa ne kadar hata yaparsa yapsın eninde sonunda doğruya gelir, eğer anadan arızalı değilse edip yükseldi. Evet. Seçimin kaybedenleri DYP, ANAP ve SHP olmuşken kazanan ikisi yani Refah ve MHP görünüyor. MHP'nin bir atak yapması için özellikle Milli Güvenlik Kurulu ve MİT Müsteşarlığı'nın büyük dahli var bu işte. Bunlar dışarıya karşı da içeride halka karşı da, yani hem Türk halkına hem Kürt halkına karşı. Kürt halkı da Kürtçülüğü sevmiyor, istemiyor. Sonucu çıkabilecek görüntülere ihtiyaç duyuyorlardı. Bunun için Güneydoğu Anadolu'da özellikle ne kadar polis, devlet memuru, öteberi cinsinden insan varsa, hatta bir kısım DYP'li ve ANAP'lı dahi MHP'ye oy kullandı, MHP adaylarını. Yani MHP'nin atağının altında yatan şey bu. Sonuçta bakıyorsunuz böyle bir ortamda Güneydoğu'da bile MHP adayını çıkarabiliyor. Demek ki millet PKK'nın yani APO'nun ardında değil, Kürtler bile Türk milliyetçiliğine, Kürt milliyetçiliğinden daha yakın imajı verebilecek bir sonuç. Tabii altında yatan bu gibi nedenleri bilmeyince halk vay anasını ya, sanki hokus pokus olmuş da bir şey olmuş gibi. Hokus pokustan hiçbir şey olmaz biliyorsunuz. Evet, bunu özellikle kendi elleriyle büyüttüler. Şimdi önümüzdeki seçimlerde, yani şu anda pek erken, yani pek çabuk bir şey görünmüyor. Yani en azından şu 3 aylık Tansu kızımızın, babasının kızının, öyle diyelim, tedbirleri bakalım 3 ay içerisinde ne sonuç alacak. Ona göre bir erken seçim o sonuçlara göre daha yakında, yani bu sene Ekim, Eylül aylarında falan olabilir, Ekim ayında. Yahut da önümüzdeki senenin Mart'ı veya nihayette işte sonunda olabilir. Fakat her halükarda bu tedbirlerin uygulanmasının sonucuna bakacaklar. Fakat sonuç olarak devlet işletmeciliğinde, devleti yönetenlerin kafa yapısında bir değişiklik olmadığı, bütün değişiklik aldıkları verginin miktarının artmasında, kitleri çalıştırmayı mantalitesinde hiçbir değişiklik olmadığından, bu toplayacakları ek vergiler de onların kıçının deliğini kapatmayacak. Yani pantolondaki deliği kapatmayacak. Çünkü sonuç olarak çok para kazanmak önemli değil, bir de harcamak önemli. Yani sen har vurup harman savuruyorsan, 100 bin yerine 500 bin kazansan onu da harman savurursun. Ha? Yani 500 bin harcamakla bitmez mi 100 bin biterdi? Vallahi biter. Ne? Daha bitiremedin, oturur kumara, al takke ver külah, zar atarsın, bitirirsin. Yani öyle değil mi? Bir o mu yavrum? Ayranı yok içmeye, bilmem neyle gider, ne etmeye lafını bilmeyeniniz yoktur değil mi? Şu arada milletten 5 kuruş gelecek diye damağı kurmuş, öyle ağzını açmış yavru kuş gibi bakan hükümet, ne olduysa birdenbire elbise değiştireceğim diye 400 küsur milyar liralık masraf açtı başına, polisin elbisesinin rengini değiştirdi. Katliam günü kutlama yaptılar. Katliam günü kutlama yaptılar pazar günü. Bu polis teşkilatı. Neyin katliamını, neyin kutlamasını, konunun dışında bir şey söylüyorsun herhalde. Ha. Yani şimdi ya masa madem iki yakan bir araya gelmiyor diyen bir hükümetsin, iki yakasının bir araya getirmenin yolu olur, yordamı olur adam. Yani demez mi sana ki, ya hem milletin böyle ümüğüne çöküp para pul bilmem ne, ver lan cüzdanını diyorsun. He? Ondan sonra öyle bir harcama yapıyorsun ki yani benim artık içimden veresim değil. Yani hadi vereyim de ya düzelelim çünkü sonuçta kabak bizim de başımıza patlıyor diyeceksin. Onu da dedirtmiyor, perişan ediyor. Yani ulan git canın istediği şeyi yap. Yani batarsak hep beraber batalım dedirtecek davranışlar içindeler. Salak salak işler yapıyorlar. Devlet yönetmek nerede, bunlar nerede? Açık açık Tansu Hanım, Türk halkını Türkiye'deki hükümetler hep komünizm öcüsüyle korkuturlardı. Bak öcü gelir diye.
annesinin çocuğu korkuttuğu gibi. Sen yemezsen öcü yer bak mamayı filan. Çocuk da koşar gelir yer. Halkta siyasi bilinç de sıfır olduğu için halk da çocuk gibi. Öcüden korkuyor. Şimdi Tansu da radikal İslam öcüsüyle Clinton abisini korkutmaya gitti. Bak bana yardım eder. Elimden tutarsan tutan, tutmazsan Türkiye'de öcü geliyor. Ha. Yani İslam geliyor. Hele de radikal İslam olsa RP. Tabii öylesini radikal İslam tanıtmak bir bakıma çok işlerine geliyor. Hani bir köyün ahalisi, yani iki yan yana köy varmış. Şu köyün dağlarında, bu köye ait dağlarda yabani bal arıları bal yapmış. Böyle yiyemeyeceğiniz kadar, kesip satamayacağınız kadar çok. Yani böyle. Şu köyün ise hiç balı tanıdığı yokmuş yanındaki komşu köyün. Ya bunların dağında varmış, bunlar alıp yiyormuş. Bir gün şu köylü, baldan habersiz köylü, kendi dağında bal alan köylü, pazarda öbür köylüye rastlıyor. Diyor ki ya bal diye bir şey duydum, çok iyi bir şeymiş filan. Bu köylü tabii durum işine gelmeyeceği için diyor ki ne bal mı dedi. Ya arı denen pisliğin, şey böceğin pisliği o diyor ya. Sen kim söyledi sana onu? Yani çünkü adam iyi bir yiyecek olduğunu fark ederse, derken duyulur eder, kendi dağlarında bal olduğu da bilinir. Vay alçaklar, bugüne kadar onlar kesip satıyormuş deyip kendimiz kesip satalım böyle. Kendileri yerine. Yapmaması için ne etmeli? Ya bal mı dedin sen? Bırak ya şu arı denen böceğin pisliği yenir mi? Neden bahsediyorum galiba bilmiyorum falan diye. Adamı böyle susturmuş. Şimdi İslam da şeyin, arı denen pisliğin, şey böceğin pisliği. Öyle halka da öyle gösteriliyor. Değil mi? Terörist bilmem ne geçen İsmet Giritli ile Reşat Kaynar konuşuyordu. Yaşar da vardı orada. Nuri Öztürk. Yani İslam hep terör gösteriliyor. Terörist gösteriliyor dikkat edilirse. Ve işte Hamas'ın işgal edilmiş Filistin topraklarında İsrail askerlerine karşı, hükümetine karşı, hükümet güçlerine karşı davranışları birinci derecede örnek olarak arz ediliyor dikkat edilirse. Bak dedim yani orada ben olacaktım. Diyecektim ki beyler Hamas'ın Yahudilere, İsrail hükümetine yaptığı terör mü? Tamam ben de kabul ediyorum. Terör. Sonuçta bunlar topraklara işgal edilmiş insanlar. Öbürleri de işgal kuvvetleri mi? Evet. O zaman bu kabul. Gelelim 15 Mayıs 1915'e. İzmir limanına Yunan askeri çıkarma yapmış mı? Evet. Köy, kasaba, ırz, namus, can, mal dinlemeden ilerliyor mu ta Polatlı'ya kadar? He. Buna karşı çıkan çeteler, halk giderek de Mustafa Kemal bu kurtuluşu örgütleyen o terörist başı, diğerlerini alayda terörist. Siz bunu mu demek istiyorsunuz? Öyle ya, yani toprağa işgal edilen insanların işgalcilere karşı çıkmasının adı terörizmse, Afganlı mücahitlerin Ruslara karşı çıkışı da o zamanı söylüyorum, şimdi avanaklıklarını söylemiyorum da, onlar da terörist. Kurtuluş Savaşı yaptık diye şişinip duranlarınki de yaptığı teröristlik. Sen kendi teröristliğinle şişin, başkasının teröristliğini ayak altına al ya. Bu olacak iş mi? bile saptırıyorlar yani. Söyleye de ondan sonra söylediklerinin doğru olduğunu sanıyor ve bu zanlarını ilim ediniyorlar. Bir şey biliyor sanıyorlar kendilerini. Atatürk bunu camiden çıkarken görmüş de çok memnun olmuş da. Ulan o kadar memnun olduysa kendi de bir girip çıksın kapalı köpek. O kadar seviyorsa camiye gidip geleni, değil mi arkadaş? Ya bir de sen git lan. Yok. Atatürk'ün Uşağıydım isimli kitapta Hürriyet Yayınları. Dergide de yayınlamıştım. Cemal Kıran'da isimli bir Çorumlu vatandaş var. Onun uşağı. 8 sene 11 ay 9 gün diyor. Yanında gece gündüz 24 saat uşaklığını yaptım. Ne görevi? Küçük bir tepside rakı kadeyi taşımak. Başka hiçbir işi yok. Vallahi diyor bu kadar süre onun yanında kaldım. Uşaklığını yaptım diyor. Dolmabahçe Sarayı'nda, Çangaya Köşkü'nde, İstanbul Savaron Hayatı'nda filan. Hiçbir gün namaz kıldığını görmedim. Oruç tuttuğunu da görmedim hiçbir. Ama diyor çok dindardı. Kadir geceleri rakı sofrası kurdurmazdı. Dalga geçer gibi. Dindara bak hizaya gel. Senede bir gün dindarlık yeter. Ne olsa bizim dinimizde yok mu lan? Hristiyanlar her hafta çıkarıyor. Biz senede bir gün günah çıkardım. Bitti anadan doğma oluyor. Kadir gecesini sabaha kadar bir kıymetlendir. Allah! Evet, ondan sonra biz kahrolsun İsrail, mahrolsun. Yok efendim. Kahrolsun öyle ama. Evet. Bilelim iş nereden geliyor? Tokadı nereden yiyoruz? Şuradan yedik diye hep bu tarafa bakıyor. Ulan herif şuradan uzatıp buradan vuruyor. Evet, gerçek bu. Boyuna avanak avanak her seferinde o tarafa bakıyoruz. Bakıyoruz kimse yok. Ulan o zaman bu nereden? Cinler vurmuyor ya bu işi. Bir vuran bir de bu tarafına bak. Yok, tövbe bakmayın. Bir de bunlar da ara yahu.
Ulan karnının gurultusunu ilim diye millete yıllardır camilerde basan, Osmanlı ve Atatürk zamanında basan bunlar değil mi? Hiç murakabeden geçmeden bildiğini okuyan bunlar değil mi? Pire derisinden seccade yapılırsa namaz kılıp kılmamak caiz mi değil mi diyen kim ulan, ben miyim bunlar mı? Kim bu dinin düşmanı? Adamın birinin bostanına bir camızla bir hoca girmiş. Adama haber vermiş. Aman demiş, camız durun koşun komşular, imamı çıkaralım, hocayı çıkaralım demiş. Gerçekten telefatı din açısından bu hoca takımının evet berbat. Ya memur olmak bilmem nedir diye fetva veren, donlu çekmekten aciz adamlar bir sürü adamı perişan etmedi mi beyler? Bilmeyenler varsa şu 10 sene öncesine bir dönsün baksın. Ben biraz sonra izniniz olursa bitireceğim, sorularınıza geçeceğiz. Dikkat ediyorum, yani Müslümanlar o kadar üst üste kazık yiyorlar, o kadar aynı yılana aynı delikten sokuluyorlar ki inanın vücutlarında sokulmadık yer kalmıyor. Yahu bundan 80 sene evvel bir Lawrence, bir tek İngiliz, bir tek kişi Lawrence değil mi? Bir ordu, bir manga, tümen filan değil. Bir entare giyiyor, bir agel takıyor, bir Arapça, bir sakal burada. Vahabi sakalı. Anladın mı? Bir namaz, yat kalk. Ne olacak? Bir sürü avanak Arabı, Müslümanım diyen avanak Arabı arkana peşine düşüyor, arkandan vurduruyor seni. Eğer Müslümanlar İslam'ı Arabistan'da, Türkistan'da, her yerde, entarede, sakalda, namazda aramasa da daha başka şeylerde İslam'ın ilkeleri bazında arasa idiler. Bir Lawrence değil, 1 milyon Lawrence bu bir Lawrence'in yaptığını yapamaz. Aynı iş devam ediyor arkadaş. Şu herif bağırıyor şurada. Bak, yatıyor da artıyor. Bağdat'ı işgal eden İngiliz işgal kuvvetler komutanı, daha yani bir kuvvetler o gelmiş filan. Komutan da gelmiş, böyle bir masaya oturmuşlar açık havada. Konuşurlarken kendi aralarında birdenbire birisi böyle Allahu Ekber bağırınca korkmuş komutan, yani aleyhimize bir isyan mı var filan gibi. Yanındaki tercümanına sormuş, demiş ya ne diyor bu adam? Demiş işte namaz diye bir ibadetleri var, ona çağırıyor. Yani demiş söyledikleri lafların içinde bizim burada olmamızın aleyhinde hiçbir laf yok değil mi demiş. Yok demiş. Ne kadar okuyor? 5 defa. Bırakın 15 defa okusunlar demiş. Var aslında ama onu anlayan milletler de yok mu? Allahu Ekber lafının içinde İngiliz'e, Fransız'a yer mi var Bağdat'ta? Yok ama Müslüman ahmaklar, ahmak Müslümanlar yok biliyorlar. Şu ezanı İngiliz okutturuyor, İngiliz. İngiliz'in camisine de gidiyor. Aynı hatayı yapıyoruz ya. Aynı filmi biz 70 yıl önce Türkiye'de seyrettik. 70 sene sonra başrollerde yahut figüran olarak oynayanlar değişik Afganistan'da seyrettik. Ta 82 yılında İktibas Dergisi'nin bir yorumunda aynen şöyle söylemişim beyler. Diyorum ki bugün Afganistan'da mücahit grupları birleştiren asla İslam değil. Asla. Nedir? Sovyetlerin asgari varlığıdır. Afganistan'daki varlığıdır. Bu varlık, bu varlığa karşı birleşilmiş durumda. Bu varlık bitecek, bu birlik de bitecek ve birbirlerini yiyecekler. Ben kahin değilim. Ben sünnetullahı biliyorum. Aynı iş Türkiye'de olmadı mı? Yunan'a karşı Mehmet Akif'inden Mustafa Kemal'e kadar herkes birleşmedi mi? Hele bir Yunan atalım, hele bir Yunan at. Yunan olmayan bir Yunan başına gelir öyle bir şey der ki ta dırnağından çıkar acısı. Evet, ondan sonra kim kimi tutarsa ipe çekecek. Canını zor kurtardı Mısır'a atarak Mehmet Akif Efendi. İşin başından halledeceksin. Evet, bırakalım da sonra bunları halleder. Sonra elinde top, tüfek, makinalı, bilmem ne, uçak savar, bilmem ne savar geçiyor. Ondan sonra böyle hallediyorsun. Bak, Sovyet işgali sırasında öldürülen Müslümanların iki katına yakın Müslüman öldürdü taraflar birbirinden bugüne kadar. Sovyet ordusu çekildiğinden bugüne, Afganistan'da. Ne iştir bu? Bu bilinçsizliğimizin ürünü değil midir? Yahu 70 sene evvel biz bu filmi Türkiye'de seyretmiştik. Hani senaryosu aynı olur Türk filmlerin çoğu kez, işte vaktiyle gençler pek bilmez. Ayhan Işık başrollerde bilmem, Belgin Doruk başrollerde. Ondan sonra bakarsın, ulan başrolde kim? Şu olan Cüneyt Hatuççu var ya, o, ondan sonra bilmem kim, sonra Tarık Akan. Ama senaryo aynı, artistleri değişmiş ya, senaryo aynı. Bu işlerin de senaryosu aynı, artistleri değişiyor yani, hepsi bu kadar. Yahu ne olur uyanalım,
Ne olur uyanalım yani, artık uyanalım. Şu kitap insanı uyandırır, şu kitap. Uyanıklık burada yatıyor. Bu kitabı din edinen, bu kitabın içindekileri ahlak edinen insan haza Müslüman olur. Kuruntusunu din edinenden Müslüman olmaz. O da bir dinin dindarı olur belki, kuruntusunun dindarı olur. Ama öyle dindarlık da Allah katında geçen dindarlık değil yani. Abdestsiz namazı mesela bir Erdal İnönü rejimi halka asla sevdiremezken camiye gidip gelen Turgut Özal millete öyle bir rejimi sevdirdi ki aklını mağandır. Evet, 35 senedir tanıdığım olan 5 vakit namazını kılar. Kılmaz olaydı. Ya onu kılıp İslam'ın tümüne sahip olaydı? Yok. İslamizasyon politikasının Türkiye'de resmi uygulayıcısı. 12 Eylülcü Amerikancı paşaların sivil paşası oldu. Onların adayı olarak iktidara geldi. Ve onun günündeki zayiat hiçbir devirde olmadı denecek kadar birçok konuda boyutlu beyler. Mesela benim memurum işini bilir. Lafı onundur ve rüşvet o güne kadar gene alınır, verilirdi ama suç olarak bilinir. Herif resmen suç olmaktan çıkardı rüşveti ya. Ve onun devrinde alıp başını giden fiyatların süratinin fazlalığı yüzünden ırz namus pazara düştü. En çok fuhşun, açlık, geçim zorluğu nedeniyle yaygınlaştığı dönem Özal dönemidir. Ve şimdi millet laik demokrasinin türbesi olmuş onun mezarı. Yalnız babalara alışkın bir milletiz yani. Turgut Baba türbesi. Var ya telli dede bilmem ne işte. Turgut Baba türbesi. Benim şahsi kanaatim o ki Kur'an'daki İslam'ın önünü kesen, önündeki en büyük örgütlü engel RP'dir. Ondan sonra sırayla işte Fethullahçısı, Nurcusu, Nursuzu, Süleymancısı, Işıkçısı, Kaşıkçısı, hani tarikatlar bir sürü. Bunlar bizim aleyhimizde öyle şey söylüyor ki, öyle şeyler söylüyor ki yani baş etmeniz mümkün değil. Size yaklaşımı engelliyor. O mu? O sapık diyor. Yani o mu? Onu söylediğim ha, o arı denen pisliğin, şey böceğin pisliğini söylüyor ya, bitti. O sünneti inkar ediyor diyor, o zaten yarın namazı da kaldıracak diyor. Şimdi İslam'a ilgi duyan adam, namazı kaldıracak adama ilgi duyar mı? Neresini kaldırmışız, nasıl kaldıracağız? Bir gel de bak ulan, ne olur kendi gözünle mi? Yok. Şevket Kazan resmen Ercüment Özkan Ankara'da genel ev çalıştırıyor dedi beyler. Resmen. Evet, Hasan Damar Almanya'da, Frankfurt'ta sene 1982, 5000 kişilik karşısında, toplantıda, salonda. Diyor, o dergiyi çıkaran adam ben tanıyorum, Ankara'da 2 tane bar pavyon çalıştırıyorum. İslam'ın hısımlarından gördüğüm muamele buyken, bu rejimden, bu küfür rejiminden gördüğüm şu, sen niye iyi Müslümansın? Al sana 4 sene, al sana 6 sene 3 ay, al sana şu, sürgün, tamam, baş üstüne. Vallahi böyle hasmı, böyle hısma milyar defa tercih ederim. Evet. Milyar defa tercih ederiz. Yahu alayınız toplanın gelin bir çağırın lan, ben adam yemedim, kimseyi ısırmadım. Bir şey yapmadım yani, bir konuşalım veya beni çağırın ben geleyim. Siz gelin. Yok. Hep yaptıklarını aleyhinizde yapıyor. Allah korkusu yok ve ahiret düşüncesi kesinlikle yok. Yani ahireti düşünen bunların yaptığını asla yapmaz. Asla. Evet, birkaç cümleyle ben konuyu bağlamak istiyorum. Müslümanlar Müslüman olmadıkça kanaatim o ki kafirlerin Müslüman olmasına asla sıra gelmez. Önce bir Müslümanım diyenler Müslüman olsun diyor. Evet. Bir öneri olarak da şunu söylemek istiyorum. Bu vahim manzara karşısında Kur'an'daki İslam'ın çizgisine en yakın bulunanların atomize durumdan kurtulup birbirleriyle el ele, gönül gönüle işbirliği, fikir birliği etmelerinin birinci derecede namazdan, oruçtan, tevhidden sonra birinci derecede farz olduğu kanaatindeyim. Çünkü insanlar oldum olası yeryüzünde insanoğlu hep kalabalıkların bulunduğu yerde haklılığın da hakkın da bulunduğu kanısında etkisinde ola gelmiştir. Ayrıca yani dinimizin emri bu. Bunlar bari omuz omuza verse, el ele verse, fikir fikre verse ve halkın karşısında bir birlik, beraberlik, birliktelik, vahdet gösterisi yapsa, gösteri için değil. Yani
bunu yapınca ister istemez görünecek, o anlamda gösteriliyorum. Diğerlerini, bizim motorumuz sağlam ve hızlı devirli motor, basar geçeriz. En azından yarın İslam'a faturasını, bu Refah'ın yaptıklarının faturasını İslam'a çıkaracaklar da oturup iki ellerini başları arasına alırlar. Bunlar hariç onların İslam'ına fatura çıkarıyoruz demek zorunda kalırlar. Yeter ki biz varlığımızı ortaya koyalım. Evet, ben özetle bunları söylemek istiyorum. Daha fazlasını da sorularınızla ilgili olarak konuşalım. Evet, Ercüment Bey'in bu bir saatlik konuşması için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yoğun bir kalabalığımız var. Dolayısıyla konuyu anlatmak, yani daha önceki uygulamalarımızda genişçe konuşma imkanı oluyordu. Hatta zaten sıhhati de pek müsait olduğu kanaatine değilim. İnşallah ben yanlıyım da sıhhati iyi olmuş. Yok, ben bu konuları konuşurken aküm şarj oluyor, haberiniz olsun. Başlangıçtaki durgunluğum var mı? Bak şimdi daha var mı diyecek kadar akümü şarj ettim. Dolayısıyla sorular faslına geçerliydi. Çünkü henüz aradığımızı gerektirecek bir durum söz konusu değil. Ben bunu sormak isteyenden onu direkt olarak kendine tevdi etmeni istiyorum. Tabii, tabii. Buyurun. Hemen orada bir arkadaşımız var. Efendim. Öncelikle geldiğinizde bizim kutular için size teşekkür ederim. Allah razı olsun. Estağfurullah. Siz Türkiye'deki Müslümanların bilinçli olmadığını ve Moğolların da bunları körüklediğini söylediniz. İran'da devrimi yapan Moğollar ve insanların oradaki Müslümanlarla Türkiye'deki Müslümanlar arasında ne fark var? Bir de İran'da devrimi yapan imamlarla Türkiye'deki imamlar arasında ne fark var? Bir de siz Refah Partisi'ne sürekli sataştınız ve Refah Partisi'nin de size sataşması doğal değil. Ben zaten bana sataşmaları doğal değil demedim ki, gayet normal. Ben en çok ona yumruk atıyordum, o da bana atacak. Beni bırakıp sana atacak değil ya, gayet normal bu ya. Şimdi efendim, İran'la bura arasındaki farka gelelim. Ne fark var ya da fark var mı, yok mu? Ben Türkiye'de, inanınız, mübalağa saymayınız, bir İran uzmanı denilecek kadar İran'ı yakından tanıyan bir insanım. Bir Ayetullah Hümeyni ile, dileriz Allah mağfiret etsin, karşılıklı konuşamadık, o konuştu, biz dinledik herkes gibi. Ama onun dışında ne kadar Ayetullah'ı var, ne kadar Cumhurbaşkanı var. Şimdiki Hamene ile ben 2 saat bir ayrı ayrı konuşmuşum, ayrı ayrı gidişlerimde. Çünkü ilk defa 1980'de gittim, son defa gidişim de 1990. İkisi resmi davetli, dördü kendi imkanlarımla gittim. Şimdi Fransa'ya kaçmış bulunan o Cumhurbaşkanı Beni Sadr'la makamında, Türkiye danışmışam da Azeri'di. İsfahan Türklerindeydi ve Türkçe konuşmuş. Yanımda iki arkadaşım var. Birisi Süleyman Aslantaş, onları da götürdüm. Birisi de Halit Bey. Ayetullah Muntazari ile görüşmüşüm, Şeriat Medarı ile görüşmüşüm, Ayetullah Erdebili, o Anayasa Mahkemesi Başkanı. Şimdi oradaki mollalarla buradaki mollaların temelde inanınız hiçbir farkı yok. Al onları vur bunlara, al bunları vur onlara. Peki orada devrim filan, bu sizi şaşırtıyor. Oradaki devrim Hümeyni'nin şahsında mevcut bir birikimin, siyasi basiretin ürünüdür. Ve orada Kur'an'daki İslam değil, geleneksel Şia iktidara gelmiştir devrimde. Asla Kur'an'daki İslam değil. Hümeyni'nin de siyasi basiretini başından beri ben tasvip ederim, şapkamı çıkarır, düğmemi iliklerim. Yani bayılırım çünkü Amerika'nın ocağını yakmıştır. İlk defa onu titreten adamdır. Fakat dini konusunda sokaktaki sıradan bir Şii ile Hümeyni arasında da hiçbir anlayış farkı olduğunu sanmıyorum. Görmedim mesela, Tavzihil Mesail'ini okudum. Sıradan bir ilmihal kitabı. Sıradan. O kadar basit. Şimdi onların bizde iyi kötü bir eleştiri falan var. Onlara gelen rivayetlerin hepsi yanılmazlığı ile meşhur, masum. İmamlar kanalıyla geldiği için tövbe estağfurullah, hiç kimsenin aklına kıl kadar bir şüphe gelip de yahu şu rivayetleri bir inceleyelim demiyor. Anlatabiliyor muyum? Biz burada eleştiriyoruz. Ne Buhari tanıyoruz, ne Müslim tanıyoruz filan diyoruz değil mi? Orada tövbe. Birisi böyle dese çarpılacağını zannediyor. Ve hiç kimsenin aklından bu geçmiyor. Siyasi bakımdan Hümeyni'nin bu basireti mesela asla ikinci bir Ayetullah'da yok oldu. Olmadı da. Muntazari'de, Şeriat Medari'de, orada, burada yok. Mesela ta başında, ta devrimden çok önceleri Kum'da bunlar Ayetullah toplanıyorlar. İran halkı gözünde şu müessesenin, Humus müessesenin çok büyük önemi var.
kazancının 1/5'ini mollalara verdi mi yollar asfalt oluyor. Yani bütün günah zekatını verdim elhamdülillah diye gerinen ehl-i sünnet gibi onlar da humusunu verdi mi tamam. Ayetullahlar meclisinde bütün ayetullah şimdi humus verme zamanı gelince şah televizyonda, radyoda filan da ilan ediliyor. Bilmem kaç milyar tümen humus veriyor. Bunlar bütün yıl çalışıyorlar şahın alçaklığını, İslam dışılığını bilmem ne anlatmaya. Fakat şahın humusunu kabul edelim etmeyelim. Bir Hümeyni karşı çıkıyor, diğer bütün ayetullahlar evet diyor, kabul edelim. Niye? Analım da işte şuraya verelim var ya, faizi analım da fukaraya veririz filan. Aynı bu kafadalar. Ya ağalar diyor Hümeyni, yapmayın. Ne yaptığınızın farkında değilsin. Bir yıl bu adamı sarsmaya çalışıyorsunuz. Şimdi adamın bütün kusurlarını sindireceksiniz. Neden? Adam Şahinşah Aryameh Reza Muhammed Pehlevi Kum'da bilmem Ayetullahlar Meclisi'ne şu kadar şey verdi. Kaç milyar tümen humus verdi diye ilan edecek. Sonuçta bütün İran'ın ta en ücra köşelerine kadar bir köylü bile diyecek ki yahu Şah'a kafir veya böyle böyle diyorlardı. Gördün mü adam ne kadar dindarmış kardeşim. Yani milyarlarca tümen veriyor. Yani azıcık iman olmasa verir mi? Halk mantığı. Halbuki hiç imanı olmadığı için veriyor zaten. Kendini yıkamak için veriyor. Yani halkın gözünde, Allah'ın gözünde yıkanır mı bir adam humusla falan? Anlatabiliyor muyum? Yani bu aradaki farkı görmek lazım. Öyle tutkuyla olmuyor. Çok çok fark var. Yani mollalar arasında da fazla fark yok. Nehcül Belaga hurafeyle dolu mesela. O günübirlik yaşayan bir adam. Yani öyle sebatkar, sağlam politikaları olan birisi değil. Benim kanaatim bu. Tabii herkes katılmak zorunda değil. Yani bir şey herhalde... Efendim? Bir şey mi söyle? Sorusu. Çok bir şey ekleyeceğim. Ha Mustafa buyur. Yalnız son zamanlarda Teşekkür Hasan'ın yaşadığı kitaplarında Kur'an'ın uzun olmayan hadiseye var ve bulunursa kabul edilmez yanlarsa. Seviniriz. Seviniriz ama... Havana'nın Kur'an'la ilgili bir kitabı var, Rastanca'nın var. Beğenmiştim zannediyorum. Ondan ben rastlamıştım onda. Kur'an'a uygun olmayan hadisi evvâdı da bulursa kabul edilmez diyor. Değişiklikler var. Seviniriz arkadaş da böyle yani bulutların üstünde bir iki şey fark etmiyor. Halka indirmek lazım yani. Çok ama önemli bu. Ama süreç istiyor yani. İyi tamam seviniriz yani illa suç aradığımız yok. Fakat hiç etkinliği yok. Mesela bizim hanım anlatıyor, diyor türbenin, Masum'un türbesinin şeyine, Masum'un taşlarına, eşiklerine falan öpüyor. Ben de gördüm kaç defa da. Nedir dedim diyor yanımızdaki kadınlara, muhafız kadınlar var. Onların dışında da İranlı erkek muhafızlar var, bizi koruyorlar. Onlar 25 kişilik bir heyet halinde 10 gün için gitmişlerdi. Bu halkın dini dediler diyor. Şimdi güzel bir cevap. Halkın dini ayrı, halkın dini. Tamam. Peki siz artık iktidar oldunuz. Yani hakkın dinini bu halka anlatsanız da. Hala halk öyle eşik öpüyorsa, taş öpüyorsa, bilmem mezar öpüyorsa, mezarın demirlerine sürüp de çoluğunu çocuğunun üstüne ya eline yüzüne sürüyor, kendi üstüne başına sürüyor ne olacak? Ama devlet şartlarında düşünüyor bu. Yani ben olayı benimsemesi değil. Biliyorum da yani devlet şartlarında neyi düşünüyor? Sen gidip o türbeleri ziyaret etmezsen ayrıca da bu konuda konuşma yaparsan halk bugün değilse yarın kendini yener bir yani çeki düzen verir. Silahla demiyorum ki abim sen silahtan bahsediyorsun. Benim ağzımdan silah çıktı mı? Yok ya yani, değiştiremez onu. Yani. Niye değiştiremez? Ta başından beri alırsa bal gibi değişir. Yok hiç mevcut statüye prim vererek iktidar oldular. Mevcut kanaat değilse mesela Refah. Niye bizi sollamış benim yanımda 100 kişi yokken Refah'ın yanında 4 milyon insan var? Mevcut anlayışa dayanır Refah. Başka hiçbir sermayesi yok. Var mı? İran'da devrim de böyle oldu. Mevcut Müslümanlık anlayışını orada ona dayandılar. Hiçbir yenilik bir şey yani siyasi bir iki konuda işte bu da yapıyor kendine göre. İşte kanlı da olsa tatlı da olsa işte Müslümanlık halk karar verecek de işte biz geleceğiz de bilmem ne. Öyle değil mi? Bütün mesele bu. Yani bunun sonucu da halk öyle bir omuz verdi. Ulan Atatürk'ün başkentinin şeyi bile düştü yani. Kalesi bile düştü. CHP'den başka kimsenin kazanamadığı Ankara'da bile Refah kazandı. Deve gibi İstanbul'da Refah kazandı. Hiç olacak iş miydi? Yani bundan 10 sene sorma millete. Ya sen hayal mi görüyorsun filan derler.
Ama sonuçta ne oluyor? Yani Tayyip Erdoğan geçti, geldi, Nurettin Sezen gitti ama İstanbul Belediyesi belediyecilik kanunlarına göre yönetiliyor. Ve belediye reislerinin başında İçişleri Bakanlığı'nın kılıcı sallanıp duruyor. Azıcık kalkarsa o kılıcın ucu dizer kafalarını. Hepsi bu kadar. Alır, açığa alır efendim. Hepsi bu kadar. Bu mevzuattan haber yok milletin. Belediyeleri kazanmakla Cezayir'de Müslümanların fısın aldığı belediye sonuçlarından şeriat getirdik geldi zannederek ortalığa dökülmesi gibi. Bunlar da aynı konuma girer. Hiç ders almadım. Karşımda şu gelmiyor mu? Yani Müslümanlar eli kolu bağlı. Yani bir siyasi mücadele, bir siyasi mücadele de. Ben öyle mi söyledim? Dikkatinizi çekti. Eli kolu bağlı mıdır onun? Ben gelip yatalım mı? Asla. Yani gelip yatmış bir adam değil. Böyle bir şey söylemem de mümkün değil. Ben öyle yapmadım daha, en az. O zaman şunu mu demem ben lazım? Diyorum ki, Türkiye'de bakın, siyasi mücadele Müslümana hazır değil mi demem lazım? Mevcut rejime entegre olarak, o rejimin çizdiği kurallar içerisinde yaparsanız sizi kendi havaları çaldıklarından o havayı oynatırsınız. Diyoruz ki, Kur'an çalsın biz oynayalım. Buyur, anlatabilir miyim bilmiyorum, bundan daha aşırı anlatılır. Ben bir tersini söyleyeyim hocam, biraz şeyli oldu ama. Mesela Osmanlı'nın son dönemini düşünelim. Aşağı yukarı müfredat, Osmanlı sistemine bağlı mı? Mustafa Kemal ve 3-5 tane adamın %99'u değil %100'ünün tasdik ettiği bir düzeni 3-5 tane adam ferasetiyle birisini devre dışı bırakıp birisini de bir merkeze getirmediler. Yani birisi bunu yaptığı zaman yüce oluyor. Bu toplumun tamamını köle olarak 70 yıl kullanmış. Bundan hiç ders almıyoruz. Bir Müslümanın bu sahada hiçbir feraseti olmaz mı? Yani ne yapacak Mustafa Kemal? Kendi yapma. Rejiminin inandığı evet. Sistemin müsaade ettiği şekilde hareket etmiş. Yani iki yüzlü davranmış. Tamam. Yeri gelmiş Hacı Bayram'a gitmiş, mollaların arasında elini kaldırmış. Her gün akşam içiyor, ha bir gün gündüz de gidip hocalarından el kaldırmış. Ne olmuş yani? Peki Müslüman da mı Mustafa Kemal'in ahlakıyla ahlaklanmalı? Hocam yani? Düzen değişmiş. Neyse karşılıklı konuşmayalım. Evet, tamam. Evet. Evet. Buyur. Efendim. Evet. Estağfurullah. Yalnız da eleştirecek yönlerimiz de var. Buyurun. 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 Peygamber abi, kimse masum değil. Peygamber de masum değil. Dikkat edin yani. Yani benim kanaatımı söylüyorum. Evet, çok sınırlı olsa. Kureyşler onu suçluyor. Diyor ki sen söylediklerin yüzünden aramızdan nifak çıkardın. Onun üzerine Allah diyor ki o masum yani o suçsuz. Çünkü bu nifak neden çıktı? Ben onu elçi seçtim. Ona vahyettim. Bu vahiyleri o size söyledi. Bu nifak dediğiniz şey o sebeple çıktı. Dolayısıyla Muhammed uydurmadığı için suçlayacaksanız beni suçlayın anlamına söylüyor Allah. Yoksa o suç işlemez şekilde yaratıldı anlamına değil. Masumiyetinden de o manada. Evet. Evet. İktibasın bir sayesinde şey bildiğim galiba şeriatın ilgili bir tespitiniz vardı. Evet. Yalnız o tespitinizde birçok insana gösterdiğiniz bu sahada hal şeriatı gösterilmemiş. Mesela Marksist'te Şii çevirilik olduğunu söylüyor. Hem de çok. Toplu bilim kitabı ne kadar toplu bilim kitabı. Öyle Arap sabunu bile çıkaramaz onu yani. Mesela Fecir Kitap Evi'nin yayınladığı İnsan isimli kitap varsa burada hemen arkasını aldıkları pasajdan okuyayım sana. 1979'da ilk defa Vahdet-i Vücut'un ötesinde efendim helal de olsa sermayeden yararlanmayı takvaya aykırı bulan diyor. Bu Marx'ın takvasına aykırı düşer. Sermaye bu denli düşmanlık İslam'da var mı? Yazar mı? Ne demek? Helal de olsa kazanılması sermayeden yararlanmayı takvasına aykırı bulan anlayışımız. Söz oradan. Marksizmin lafı bu, Marksistin lafı. Ta 1979'da ilk tercüme edilen kitabı İslam sosyolojisi üzerinde. İslam sosyolojisi sonra adını mı değiştirdiler, evet, ne yaptılar onu bilmiyorum. İşte Ali Gül yayınlamıştı, aldım Ankara'dan İstanbul'a giderken de okudum. İstanbul'dan Ankara'ya giderken. Üç, yeryüzünde ilk hır mülkiyetten çıkmış. Yok Habil'le Kabil işte şu kızı sen alacaksın ben alacağım. Lafa bak. Hayır, o görüş kabul etmemek için zaten var. Kim? Orayı aç oku. Ya daha gelken tespit edeyim ki mesela. Mülkiyet sebebinden çıkmış. Mülkiyetten çıkmış. Yani maddeye malik olma sebebinden çıkmış. Olur mu öyle şey? İslam asla böyle bir şey kabul etmiyor. Marx böyle buyuruyor. Yani mesele Ercüment Özkan meselesi, Ali Şeriati meselesi değil arkadaş. Yani. Önemli olan şu kitabın mesajı var ya. Buraya uygunluk ya da aykırılık meselesi. İlkeler önemlidir ama ilkeler çerçevesinde kişilerden derler diyen de
Mesela mükemmel bir şekilde reddetmek ve kabul etmek Kur'an'ın bir şeyi değildir bu. Fakat yani orada çok aşırı mutlu olmuş. Olabilir canım. Yani sana göre dozu fazla gel. Biliyorsun bir ilacın dozu herkese göre ayarlanamıyor işte. Kimisine vuruyorsun bayıltıyor, kimisine vuruyorsun ayıltıyor. Yani olur böyle şeyler bakın. Ne yapalım? Sen sana lazım olan kadarını, mıhtarını bulma. Bir cc'lik yine. Dengesini kaybediyorlar ki birbirlerine benim Latife'yle hani işte o Hazım Tanrı'nın adayı anasının karnındayken onun karnında tekmelemiş adamdır işte seçerseniz size ne yapmaz filan diye. Oyumuzu bölmek lazım. Biz oyumayı istemiyoruz. Zaten seçimlere katılmıyoruz. Halka İslam'ı anlatmak. Nefislerindekileri Kur'an'dakilerle değiştirirseniz Allah halinizi değiştirir. Şu halinizde de asla bir değişiklik beklemeyin. Ay vay havamızı alırsınız demek için artık bunu yapın. Tabii onlar da yaşatmayacak, kapatacaklar da. Tüzük ve programımız hazır. Öyle daha sakin bir ortam. Parti iteceğini mi anlatıyorsun? Demin bahsetmedim. İslami Vakfı dedi ki kitabın hükümlerinden kaynaklanan Kur'an'a göre. Yani ondan ilkelerine dayanan partiye İslami Parti denir. Bizim de kurduğumuz parti var ama Refah böyle mi yaptı, o anayasayı aldı önüne filan diye anlatıyor. O sırada sen filan etmiş. Parti olayı neyse ben normal bir parti anlatıyorum. Efendim bizimki anormal. Öyle söylüyorum. Şimdi TÜDİK ve programımızdan yönetmeliği işte beşer Rus'a veya altışar Rus'a dilekçeyi ekleyerek İçişleri Bakanlığı'na vereceğim. Demek kabul ediyorsunuz. Dur ya, o İçişleri Bakanlığı istersen kabul etmiyor. Ulan hangi ehliyeti takıyorsun? Ehliyetin kim var? Almadım. Almadım. Baba kağıdını kim? Baba kağıdını gittik. Çöpe. O da İçişleri Bakanlığı. Bu aranasın. Bana vermişler. Bana vermişler. Bana vermişler. Ben gitti almadım. İnşallah en yakın zamanda bir kimlik için olarak yakalanırlar da sana bunu gönderiyor. Evet, evet abi. Açıklamadınız. Şimdi dünya coğrafyasında değişik yerlerde Ben isterseniz dur şu konuyu kapatayım olur. Mazur buyurun. Şimdi başvuracağız. Başvuruda yani kabul filan değil. Tamam, ek ilişkide bulunan kurduğunun, partinin tüzük ve programı ilişkide sunulmuş. Gereğinin yapılması. O kadar. Bunlar ne yapacak? Prosedür budur. Anayasa Mahkemesi'ne gönderdikler. Anayasa Mahkemesi raportör hakimlerine birer müsaf çocuk ve birer müsaf program dağıtacak. Rapor hazırlayın. Neye göre hazırlayacak? Benim Türkiye'mi programla açacak, kendi anayasasını açacak, siyasi partiler kanunda. Neyi nereye aykırı, neyi nereye uygun bakacak. Daha adımız bile bunların anayasasına. Baştan sona aykırı. Anormaliz dedim ya, anormal bir partiyiz dedim ya. Biraz hazırladığı raporu kısaca genel kurula verecek. Diyecek ki anayasanın şu maddesine tüzüğün şu maddesi, programın bu maddesi. Efendim anayasanın şu maddesine şu maddesi, şu madde, şu madde, şu madde ayrı. Bizden savunma isteyecekler, ben de çıkacağım. Ben konuşacağım, bunun adı sen. Orada niye İslam Partisi'ne gerek yok? Anayasaya aykırı olduğunu bildiğim halde, ben bilmiyorsam kim biliyor? Bunu anlatacağım, onlar gene de rapacak. Büyük yumurumda değil. 4 tane 40 sandalyenin bir tane masayı hazineye devralıyor. O kadar. Ama bu arada ben millete basın toplantılara yaparken bunlara çıkarak işte görün rejimimizde hani her şey serbestti. Hani İslam serbestti? İslami parti olan Refah serbestti. Ne kadar İslami parti? Parantez içinde mida. Bakın bu garibanın arkasında 4 milyon oyu falan yok. Bizim parti yasak. O İslami parti yasak. Serbest. Arada bir parti yok mu? Hemşerim diyeceğim. Bütün mesele bu. Yani bahçıvan dövmek için, üzüm yemek için düşünüyorum. Anladın mı? Evet. Buyurun. Şimdi dünya coğrafyasındaki değişik yerlerde İslam hareketleri ve onların devlet kuruluş şekillerine kısaca bir yapmak istiyorum da daha sonra soruya geçmek istiyorum. Şimdi 79'da bildiğimiz gibi İran'da devrimle İslam devlete ulaşan bir yöntem izlenmiş. Daha sonra Bosna'ya baktığımız zaman demokratik bir mücadele geleneği var İzzet'te bu yönetiminde başlayan bir hareket. Aynı zamanda Cezayir'de gene iki seçimli bir seçim sistemiyle birlikte
yani Müslümanların İslam hareketi sadece giden bir yol izliyor. Aynı zamanda Sudan'da, Kuzey Afrika'da yani darbeyle gündeme gelen bir İslami devlet yapılanması söz konusu. Tamam. Yani sormak istediğim şu, yani toplumların yapısına bakmadan tek düze bir İslami hareket ve bunun getirmiş olduğu devlet yapılanması var mı böyle bir şey yani İslami nebevi hareket metodunda veya yani toplumlar kendi yapılarına uygun olarak devlete giden yolda bir mücadele sergileyebilirler mi? Bu birincisi, ikinci sorum da. Şimdi efendim, benim şahsi kanaatim o ki, Kur'an'dan anladığım kadarıyla Allah-u Teala ister kutuplarda, ister Çin'de, ister Afrika'da, ister Arabistan'da, ister Türkistan'da, ister Kürdistan'da ya bütün insanların fıtratı aynı. Dolayısıyla bu insanların oluşturdukları coğrafi farklılıklar, kültür farklılıkları, ekonomik şartlar, insanlar falan dolayısıyla biri diğerinden farklı gibi görünmeleri fıtratlarını değiştirici boyutlara asla ulaşmamıştır, ulaşması mümkün değil. Bu sebeple İslam'ın metodu, eğer İslam bütün insanlara gönderilmişse ki öyle söylüyor, eyyühen nas diyor, hiçbir yerde eyyühen etrak, eyyühen Arap, eyyühen filan falan yok. Eyyühen insan. Türk'te insan mı? O da muhatap. Türk'te insan mı? O da muhatap. Çerkez'te insan mı? O da muhatap. Bitmiştir. Asla yani Cezayir'de ayrı, İran'da ayrı, Sudan'da ayrı, bilmem ne, Begoviç'in ülkesinde ayrı olamaz. Eğer böyle yapıyorlarsa, yani ayrı ayrı yapıyor, bu onların kendi hevalarını ilim edinmeleri ve o yolda yürümelerinin ürünüdür. İslam'da bir değişikliğin, bir toplumdaki değişikliğin, genel geçer bir kuralı, Çin toplumunda, Hint toplumunda, Türk toplumunda, Kürt toplumunda, yani her yerin hepsi için, bütün toplumlar için geçerli değişim kuralı. Rahat Suresinin 11. ayetinde buyurduğu gibi Allah'ın, bir toplum halinin değiştirilmesini istiyorsa, ben değişik bir ifadeyle söylüyorum, mutlaka önce nefislerindekilerini değiştirir. Nefislerindekiler yaramaz şeylerse o topluma hakim olan insanlar, sonuçta o toplumun hali de berbat, kötü. Nefislerindekilerini değiştirmiş insanlar çıkmaya başlar, başkalarında güzel örnekler oluşturursa, o zaman diğer insanlar da onlara özenecekler. En azından bu şekilde düşünen insanlar kendi aralarında bir birlik oluşturacaklar, varlıklarını gösterecekler ve bunun herkesin Müslüman olması da şart değil. Bunun sonucu Allah onların halini değiştirecek ve ortam yani devlet düzen de değişecek. Biz bize düşeni yapalım. Bize düşen nedir? Nefislerindekini değiştirmek. Allah'a düşen de burada halimizi değiştirmek. Biz bize düşeni yapalım, Allah kendine düşeni asla ne ihmal eder, ne yapma yerine getirmekte acizlik gösterir, ne unutur. Şimdi biz çoğu kez Müslümanız diyenler Allah'ın işine karışmıyor Rabbi. Yani onunla uğraşıyoruz tabii. Kendine düşen işi de ihmal ediyor tabii. Yani asıl uğraşması gereken işle uğraşmazsa o iş ortada kalıyor. Yapamayacağı işin de altına kafayı topunca ne oluyor? Çalış çabalı bir şey yapamıyor. Dolayısıyla çalış boşuna bir sonuç çıkıyor. Evet, şimdi sorunuz var. Fıtrat konusunda elbette ki bütün insanlar aynı fıtrat üzere yaratılmışlar. Mollalar, yani Ayetullahlar kesimi var. Yani Türkiye'ye baktığın zaman böyle kötü bir medrese geleneği yok. Yani niye yok canım? Daha bile kadar olsa bizim köydeki bütün çocuklar ben de dahil koltuğumuzda bark gezer diyor. Sonradan anlaşıldı ki benim biz bir zaman çıkacakmış. Ne işte bunlar hep medrese tahsilli ürünler. Geç şu medreseye bunlar. Keşke İran'da da olmasaydı. Medrese ne biliyor musun? Hangi esas üzerinde? Ben bir şey söyleyeyim asla yok medresede. O bu ne demiş? Kalemi. Hepsi. Yani bundan ilim olmaz. Medreseyi haklı çıkarmak niyetine değildim de. Yani toprağın yapısına baktığınız zaman... Yok canım, toprağın yapısıyla alakası yok. Yok, sen medresi yapıp çıkarma niyetinde değilim yani bu anlamda. Yok, mesela burada Mustafa Kemal laikliği ilan ettiği hilafeti kaldırdığı zaman Şeyh Said orada kıyam etmiş. Asırlardır kitaplarda okudukları şey kıyam. Allah mağfiret etsin dileriz ama Allah kimseyi başkalarının siparişi üzerine ne mağfiret ediyor ve cehenneme atıyor. Yani rızasına uygun hareket ettiyseniz cehenneme atıyor. Yoksa da koyuyorsunuz, koyacağınız yeri. Ulema takımlar, medrese ehli değil mi?
Aynen. Ne yapmışlar? Ömürlerinde hiç askerlik yapmamışlar. Asırlardır ulema, askerlik bilmez. Ticaretle uğraşmaz. Devlet yönetiminden uzak durur. Minderlerinin üstünde kara kaplı kitapları sağdan sola yazılır. Onları karıştırmaktan başka ilimleri yok. Neymiş Şemsül Eyyem ve Sarahsi Kitab-ı Mehsuzu'nun kaçıncı yüzünde kaçıncı sakızında ne buyurmuşmuş? Bunu neresinde? Ondan sonra kitapta okuduğu kıyamı günün biri gelmiş ya burada kıyam yazıyor, bir hadi bin de kıyam yazıyor. Kıyam etmek demek örgüt işine, insanları yönetmek işine, çekip çevirmek işine. Bütün bunlardan habersiz olduğu için ne oldu? Kıyam et. Hadi kahrını yürü, yürü. Arkasına ilk kopuk, serseri, aşkıya ne varsa takıldı. Mustafa Kemal'in götü koklu dört jandarmasını da onları engelledi sanıyorsunuz. Hayır. Kendi arkasına takılanları, yani Allah için kıyam edenleri Elazığ'da tecavüz etmedik, hane bırakmadılar. Kırık vitrinde nesi var, nesi yok, soygandık dükkan bırakmadılar. Diyarbakır'da. O onları yıktı. Kendisi de itiraf ediyor Diyarbakır İstiklal Bakanı. Dikkat edin. Medrese geleneği al sana. Medrese. Neye yarar? Yani şunu demek istiyorum. Hayattan kopuk, hayatın dışında, bulutların üstünde böyle müessese olmaz. Olursa ha böyle olur. Halbuki o kadar kalabalık peşeye düşüyor. Bunları çekip çevirecek, yanlış iş yapmasını engelleyecek, istediğin istikamete götürecek aralarında elemanların yoksa. Tamam mı? O kalabalık ne olur? Sığır sürüsü gibi onlar seni defeler geçer. Bir tekim adamın bakıyor. Bütün fatura Şehzade'de çıkıyor. Şehzade dersin değil mi? Kimsenin özüne de tecavüz etmedi, dükkanı da soymadı ama Şehzade'nin arkasına takılanlar adamları soymuş oluyor. Elin günün gözünü. Dikkat edin. Niye biz açık açık böyle, yani yok adamını astılar diye hiç kusuru yok mu diye. Çünkü aynı konular bizim de başımıza gelebilir yani, değil mi? Dikkat edelim yani ne tür yanlışlar yapılmış, aynı yanlışları biz yapmamaya çalışalım. Sakınalım yanlışların bu açıdan önemi var insanlar için. Biz Muaviye'yi bilmem Ali'yi eleştiriyorsak niçin? Onlar sorgulanacakları yerde çokça yere çoktan gitmişler. Derdimiz o değil, onları çekiştirmek değil. Bilelim onların yaptıklarından, hangi şey yaptığından Ali'nin veya Muaviye'nin yanlış, İslam dışı, İslam'a aykırı, evet. Biz aynı cins yanlışlar, kendimizi koruyalım için onları bilir. Yoksa oturup onlara söveleyim için değil. Çünkü sövmek, hiç kimseye sövmek Müslüman'a caiz. Müslüman'a sövmek caiz. Yok, bize yakışır. Hem sövsen ne olacak? Salak yok. Ama bilmek zorundayız. Hayatındayken oğluna bir atalım, bak İslam'da var mı yok. Yok efendim, tamam o zaman biz de yok, şuradan silmeliyiz. Kara, iyice. Ben böyle. Sanıyorum. Ama hala bu toplumun kafasında yok peygamberin kutluğundan gelmiş de yok filan şeyhin torunuymuş da bilmiyorum ne olacak bu? Evliyalık bilmem ne yoluyla geçer oldu. Olur mu? Olursa ne olacak yani? Bir ben yuvayenin yolunda yürüyorsun hem de 10. sınıfı. O hocam 10. sınıfı. Evet. Başka bir laf olur. Öncelikle Allah razı olsun diyorum. Konuşmaya başlar şu an. Türkiye Cumhuriyeti kuruluş tarihinden Adalet Partisi'ne, Adalet Partisi'nin bazı şahısları tanıdığınızı, yani çok simayetlerinizle görüştüğünüzü söylediniz. Abdullah Sofiyet'i bile tanıdım, Mustafa Kemal'den etmeyeyim. Daha sonra 25 yıl öncesine dayanan Refah Partisi'nin ilk kuruluşta, Refah Partisi'ndeki bazı şahsiyetler tanıdığınızı söylediniz. Biz de bugün günümüze geldiniz. Seçim değerlendirmelerini yaptınız. Benim sorum şu, özellikle Türkiye'de, genelde dünyada olumlu gördünüz. Şu andaki birikiminizle, gözlemleriniz, olumlu bulduğunuz bir İslami hareket, İslami gelişme, İslam düşünce var. Var efendim, şöyle söyleyeyim kısaca. Genel temayül olarak var. Bu konuda çok ümitliyim. En azından kendi şahsımda yaşadım, gördüm. Mesela bundan 34-35 sene evvel şu söylediğim lafları şu memlekette bir tek dinletecek, dinleyecek Allah'ın ruhu. En basitinden mesela, bakın şurada bu kadar adam var, yüze yakın insan var. Hiçbirinizin sormadığı sorular, neler çıkıyor? İşte anlatıyordum, ne diyordum, sitelerde bir Müslüman öğle davet ediyor. O geliyor, 80-100 kişi demişler. Gidiyor, konuşuyor. Tabii mahallenin vaizi de gelmesi olur mu caminin yanında? He. Geliyor, konuş, millet öyle hesabı kitabı yok. Gayet rahat. Dinliyor böyle, ağzını suya atıyor. Oradan bizim molla takımı, ne diyorsunuz diyor. Birisi sözü alıyor, konuşmasından belli molla takımından yani. Ya imam ya vaiz. Hadi dersiniz kardeşim, sizin mesleğiniz. Ne olacak kardeşim, bu
Bunlar hukukçu, inşaatçının işine, inşaatçı, eczacının işine karışırsa. Yani sen bizim işimize karışırsın. Zaten böyle yapanların hiçbirini dinlemeyin böyle. Yani konuşurken, ya eyyühellezi ya amin diyerek daha konuşmadan da ağzına tıkar. Niye biliyor musun? Daha başlangıçta maça başlamadan 5 puan fazla ile başlamak istiyorlar. Konuşturma. Müşterek diliniz ne? Şurada Kürtçe. Kürtçe konuş. Sen de Kürtçe konuş lan. Hoca ne olursa o. Kürtçe konuş. Türkçe mi? Türkçe. Türkçe konuş. Allah Kur'an'da ne diyor? Biz anlayasınız diye apaçık anlayalım. Ben onu böyle tercüme etmiyorum. Anlayasınız diye apaçık anladığınız dilden gönderdim diye tercüme. Dikkat et. Başka ayetlerde de diyor, onlara başka dille konuşan birisi gelseydi yahut gönderse, ya bu adam ne diyor, bir anlayan olsa da bize anlatsa derler. Değil mi? Burada ne anlaşılıyor? Asıl olan iletişimi ne sağlıyor? Benim meramımı ifade ettiğim dil artı kim için meramımı ifade edeceğim? Sana. Senin de meramını anlayabilmen hangi dilden mümkün oluyor ikinizin arasında? Şu anda Türkçe bitti. Türkçe konuşmak var burada. Yok Araplar arasında konuşuyorum, herkesin ortak dilini Arapça konuşuyor. Tamam orada suç değil ama şurada Arapça konuştuğumu hava atıyor. Havama mı? Evet, canımı çıktı be bunlardan. Bildiğiniz gibi değil, siz daha dünkü gençlersiniz yani kınamak için söylemiyorum. Neler geçirdik biz yani, şuraya geldik ama gelene kadar da işte bak, üç kalp krizi bir kaç. Anladın mı? Kaç meydan muharebesi var. Arkadaşlar çok müthiş bakın Kur'an'ı. Yanlışlıkları çok. Bir sürü arızalar var, takır, tokur, vuran, kaza eden, elbette şoförlüğün başlangıcında. Gaza basacağım diye frene basan bir araba, frene basacağım diye gaza basan bir araba, vitesi karıştıran, cahır cukur arabayı bozacak. Elbette böyle öğrenilir, böyle, bütün aşklar böyle başlar, böyle tıkır. Vural bu, olacak, vuracak, kıracak, neler yapacak, ya bunu biz bu arada diyeceğiz ki tavsiyemiz, arkadaşlar. Tamam Kur'an'ı okuyun da hemen iki ayet okuyun da ahkam kesmeye bakmayın ulan. Hem tersini vurdum arkadaş su yıkar. Yavaş. Acemi şoförün en büyük düşmanı nasıl? Süratse. Acemi Müslümanın, acemi Kur'an okuyanın en büyük düşmanı da acele hükümler. Daha aynı konuda başka ayet var mı yok mu? Haber yok mu? Şu arada gördü. İki ayetle ahkam kesmeye kalktığını şanzıman kaçtı. Karşıma çıkıyor araba. Çakmak kalmıyor. Bunu yapalım. Yani diyelim ki yavaş. Düşün, taşın, bir daha konuş, bir daha düşün, bir daha muhakeme, bir daha oku, tümünü bir oku, tamam mı? Bir daha oku, bir daha oku, ne var? Arkandan attın koşları. Yani genel olarak Kur'an'daki İslam'a yönelme yaygınlaştı ve artık baş edilmez durumda. Yani hiç önümüzü çeviremezler. O kadar bu temayül, vallahi silindir gibi ezberleşir. Dumanını atlar. Böyle bir sırsız televizyona çıkartılar ben de diyor. Nasıl biter, tükürler, tükürler gibi düz gibi bir geçiş var. Zaten ne zaman çıktık hemen aynı doldurukları yapıyorduk. Eskiden Diyanet Emret ağırlığı, şimdi ama... Şimdi hiç efendim, eskiden en ağırlı, en tahsilli adamlar bile 30 sene var. Konuşurken ayak üstü bir mesele konuşsalar, üçüncü lafa gerek yok. Derlerdi ki, yarın bir müftü efendiye, bir hoca efendiye sorun. Şimdi, İslam konuşan herkes, bu hangi ayet o, hangi surede, hangi hadiste? Yani iş aslına rücu ediyor, dikkat edin. Bunlar, çok müthiş şeyler. Yani tren rayına oturuyor, rayına. Daha tabii tam oturmuştu, tıkır tıkır gidiyor değil. Hemen de bunu beklemeyin. Çünkü Müslüman olduğundan beri bu tür toplumu öyle aldı. Yani iffeti halaldar edilmiş bir tevhid aldı. Şirke boynuna kadar batmış bir dini, tevhid dini diye, hak dini diye sıktıra sardı Abbasilere son zamanlarında. Ondan Türk, bu milletle başından sonra Türk güne kurduyla efendim, evlat verir, mal verir, can verir, vermedik şey bırakmaz. Hala veriyor, vermiyor. Trilyonlar veriyor canlıları. Mabetsiz Ankara yapacağız dediler. Rejim onların elinde olduğu halde Türkiye'de İstanbul'un sayısını da geçti cami Ankara. İstanbul'da 1260 cami varmış, işte Ankara'da 1290 var. İttifakta yayınladı böyle. Yani bu neyi gösteriyor? Mevcut potansiyeli böyle, yani bitmez tükenmez rezerv var bu halde. O rezerv beni ümitlendiriyor. Şu anda işte hiç kimsenin evini ısıtmıyor, hiç bilmem ne yapmıyor ama belki alev alev yanıyor. Fakat sonuçta, yani biz akıllı başlı olur da işte boru sokar, vanaları yapar, bilmem ne yapar, şuradan şuraya hat çeker falan filan edersek seralarda da ısıtırız, evreni de ısıtırız, daireleri, okulları da ısıtırız efendim. Anlatabiliyor muyum? Yani böylesine güzel bir gelişme, bir yönlenme var. Bu benim yüklendiğim. Yani derler ya, daha Toplinen'in başı kadar bile iken elmalar bahçede. Giderler bahçe sahibi bakar. Bu sene elma çok iyi maşallah.
Ama sen de anlamayan birisi olsa der ki ya bunları tamam topluyoruz hemen pazara götürüyoruz. Tüm bahçeyi toplasan bir tabak haline çıkmaz çünkü topluyla başı da var. Peki iyi dedi. İyi demek şu demek. Yani öyle görünüyor ki doludan bilmem şundan tırtıldan mırtıldan korursak yarın bu elmanın her gün şu kadar olur. Ha? Elma, millet elma yemiş olur. Tadına var bizim de cebimiz para görür demektir. Yani iyi olacak. Bunu anlatıyor. İyi bu sene elmalar demek anlamı bu değil mi? Yani şu anda bakıyorum tomurcuk halinde görüyorum. Yani işte dolu bundan tırtıp sarmasından şundan bundan kendinizi koruyun böyle. İlaçlayın, milaçlayın yani Kur'an'dan fısfıslayın yani. Bir şeyler yapmıyor. Eskiden beri İslam hareketinin içerisindesiniz. Siz tanıyanlar veya yerlerden okuyanlar biliyorsunuz. Kendinizi ifade ediyorsunuz. 60'lı yıllarda aktif olmak üzere gününe kadar geldiniz. Ama Türkiye'deki İslami hareketi, İslami bilinçlerine baktığımızda İran İslam İnkılabı'yla beraber 80'li yıllardan sonra özellikle üniversite tabanında ve gençlerde büyük bir ilgi İslam'a yönelme, araştırma ve çoğalmaya giriyoruz. İvme artışı var. Yani İvme artışı var. İslami var. Şey İran'a borçlu değil mi? Ya İslam İnkılabı'yla beraber en azından ben bunun şahidiyim işte karşınızda. Yani İslam İnkılabı babasının türbünde, anasının rahminde değilken ben vardım. Ben geneli konuşuyorum. Ve 80'den bu yana en uzun eğitim dönemi tıplarda 6-8 yıl olmak üzere, üniversite için konuşuyorum ben. Onlar bile 2 dönem mezunlardılar. Yani sağdan soldan aklımıza gelmeyecek en değişik fakültelerde bile birçok uzman arkadaşımız var. Yani kendi çabalarıyla, imkanlarıyla, çevresi İslam öğrenmeye çalışan arkadaşlar var. Şu ana kadar 4 yıllık okullar bile 3 dönem mezun verdi. Yani o zaman da değişik tercüme kitapları okuyarak, gerekli yerli yazarları, Müslümanların kitabını okuyarak gelişen bir nesil var. Ve biz 3-4 dönem mezun da verdik, 80'den bu yana. Sayısına bakarsak belki 100 binleri ifade edebiliriz yani mezun olanlar. Fakat Türkiye'ye dağıtlar için, ki çoğu taşradan geliyor, ben de taşradan dedim. Yani sonuçta ne oluyor? Bir kurumsallaşmaya gerek var. Yani bu bilinçlenmiş veya İslam'ın yeniden öğrenmeye çalışmış, babasına dedesen değil tabirinizde, Kur'an'dan veya değişik kitaplardan öğrenmiş olan Müslümanlar neyle gidiyor? Bu açıdan da değerlendirmek istiyorum. Şimdi ben üniversite için konuştum da bunu genelleştirebiliyorum. Artık bir de toplumun iki kişisi vardı. Dünyadaki gelişim, olumlu gördüğünüz gelişmeler hakkında nedir? Olumlusunuz herhalde. Bu konuda genel gidişin, teveccühün, yön tutma bakımından iyi olmakla birlikte, yani onu tasvip etmekle, ondan ümitlenmekle, elimizde tuttuğumuz, gözümüzle gördüğümüz ürünlerini gördükçe memnun oluyoruz, seviniyoruz ve ümidimizi artırıyoruz. Zaten ümitsiz olan Müslüman olamaz ya da Müslümansa Müslüman kalamaz bir insan. Ümit edeceksiniz. Ümit insana yaşam şevki verir. Ümit insana taşıdığı fikirleri ekme, biçme, yani sağa sola yayma heyecanı verir. Yoksa bu heyecanınız işte öyle şey gibi, bitkisel hayat yaşayan insan gibisiniz yani. Ama bir husus var. Yani Türkiye'de Müslümanların abisi çok, olmaz olsun. Çok abisi var. Yani bu Selçuklu sonrası Anadolu'da bir siyasi durum vardır. Kemal Tahir bunu devlet arasında çok güzel anlatır. Bunun iki cilt kitabı bunu anlatan, iyi anlatan bir kitaptır. Orada Selçuklu merkezi otoritesi yıkılmıştır. Ve sonuçta işte iki karış arazi üstünde üç ahali bilmem Karaman oldu. Yok Kumkadir oldu. Yok Sarıhan oldu. Yok Osmanlı oldu. Yok bilmem falan. Filan böyle. Yani patır patır her yer beylik dolu. Bu beylikler ne yapacak? Gel bir hocam yok. Sen bana gel diyemez dolu ortalık. Ve beylikler ne yapmış? İşte çalış. Hangisi gereken performansı göstermişse siyasi anlamda söylüyorum bunları. Göstermişse o almış başını gidiyor. Mesela Osmanlı'da gidiyor. Görüyoruz. Yani performans gösteren ve her geçen gün bir önceki güne nispetle daha iyi yere gelen kendine göre siyasi basiret bakımında, siyasi konum bakımında. Ve sonuçta işte kimisini zorla aldı, kimisini gönlüyle aldı filan. Yavuz'un Karamanoğlu Mehmet Bey'e bir şiiri var. Diyor ki, saltanat davasını eylermiş Şol Karamani, Varam Karayar'ı sokamani. Yani, yo ben Yavuz bana gelsin, ulan sen kimsin de ben sana geleceğim. Varam Karayar'ı sokarım sen. Ama işte, gel bir düşelim. Dış kadar Anadolu'da 50 tane beylik olur mu böyle? Devlet olmayınca, beylik halinde kalınca ne
üç kıtayı bilin ya bir kıtayı bilin ne diyelim bir de bunu öğrenelim. Türkiye'de böyle şu anda çok beylik var. Yanına iki kişi topluyor, işte iki sakın bir dergi çıkarar, benim bir gönlünü beklerler. Ne olacak? Yani bu beyliklerden birisi bir performans gösterecek. Hani şu yarışta var ya, o heyecanlı anlatan adamın hatta işte kahit atak yaptı, bilmem ne yaptı, işte öne geçti, bilmem ne falan. Yani öyle bir birileri çıkacak, basiretiyle, ferasetiyle, seyirciler de onu alkışlayacak. Yani onun kıçına takılacak. Başka yolu yok. Ona oynayacaklar, at yarışta. Müslümanların bugün iyi düşünmeye, böyle de Müslümanların en büyük handikapı olarak bu başına buyukluğu buluyor, atomize olmuşluğu buluyor ve bu berbat ediyor. Hepsinin de temelinde yatan hevaları, başka hiçbir şey görmüyor. Bu ayrılığın temelinde de hevalar görmüyor. Tövbe estağfurullah Kur'an'ı iyi bir gerekçeler. Varsa konuşalım. Her zaman hazır olmuş. Cüretsetin adı bu Emin Bey, sizden bayağı faydalandık, sağ olun, Allah'ın olsun. Fakat biz şahsen bir soru sorarak daha çok faydalanmak istiyorum. Parti kurmadan bahsettiniz ve amacınızın bir alternatif olarak tabir edeyim ben, çıkıp basında bazı şeyleri anlatmak, bazı şeyleri halka duyurmak için bunu yapmak istediğinizi söylediniz. Ben inanıyorum ki uzun yıllar çalışmalarınızın, birikimlerinizin sonucu belli bir dava için mücadele ettiniz. Ve bu dava hala da devam etmekte. Burada bütün arkadaşlar oraya, bu davaya inanıyor. Kendilerince doğru. Her insan inanıyor. Fakat bence önemli şeylerden birisi bir davanın neresinde olduğunu, o davanın içindeki insanın çok iyi bilmesi lazım. Elbet siz demin söylediğiniz parti kurarak yapmak istediğiniz şeyleri bir zaman ayarlaması yaparak karar verdiniz ve bu zaman uygun gördünüz. Evet. Acaba siz bu zaman ayarlamasını yaparken nerelere dikkat ettiniz? Yani bizler de bazı davaları savunurken veya o davalar için mücadele verirken davanın neresinde olduğunu nasıl tespit edebiliriz? Sizin bu konudaki düşünceleriniz ne? Çok güzel bir soru. İnsanın kendini bilmesi, bulunduğu konumu bilmesi çok önemli. Hayati bir mesela yön arayan bir adam, önce ben neredeyim? Yani bir ormanda kaybolmuşum ya bir yerde, yol arıyorsun, yön arıyorsun. Önce bulunduğum yerleri, yani işte güneşe göre mi bulacağım, aya göre mi, yıldızlara göre mi, bulunduğun yer hakkında iyi kötü bir tespit yapacaksın. Ondan sonra bulunduğum yer şurası. Peki ben nereye gitmek istiyorum? İşte Küçükçekmece'ye. Buradan Küçükçekmece'ye nasıl gidilir, ondan sonra gündem koyacağım. Bu açıdan da kişinin ve arkadaşlarımızın kendini değerlendirmesi ve bulunduğu konumu iyi belirlemesi gerekiyor. Yani biz hiç yanlış yapmadık mı? Yanlış yapmak değil. Yanlış yapmamak insanların değil, Allah'ın vazifesi. Fakat bir mesele var. Yani Allah'a çok şükür ben hiçbir esaslı yanlış yaptığımı söylemez. 35 yıldır geride kalan mücadele hayatım ben hiçbir esaslı yanlış yaptım. Hiç topuklarımın üstüne geri dönmüyor. Gerek DGB'deki savunmalarında ya ifadelerinde, gerek siyasi politik ibadetinde, gerek herhangi bir özel sohbette filanın evinde gerekse böyle toplantılarda, gerek televizyonda, gerek bilmem radyoda, gittiğim yerlerde okuduklar, televizyonlar çıkarmış. Gerek Ağır Ceza Mahkemesi'nde sene 1967'de Ağrıç Oğuz'u doğmadı yıllarda. Evet, 2 saat 45 dakika süren ifademin son cümleleri şöyleyim. Evet, İngiliz ajanı olan Mustafa Kemal'in kurduğu laik, demokratik, küfür Türkiye Cumhuriyeti'ni İslam devleti haline getirmek için çalışıyor. 100 yıla mahkum etseniz bunun için çalışıyor. Karar kitabında da yazılıyor. Mühürlediler, verdiler. Pekar kardeşim de dinledim. Ve de böyle yani bu sağlamlığı, bu metaneti ben davama inandığımı göstermezsem, inandırmak istediğim adamı nasıl inanıyor? Ben ne kadar inanmışsam o da bana bakacak, yani ay güneş ne kadar parlaksa, ay ondan aldığı ışıkla, yani güneş kararmışsa, ay nasıl parlıyor? Mesela Marx'ın güneşi battı işte Rusya'da. Battı ve başka yerlerde bakın, Peru'dan Mozambik'e kadar, Vietcong'dan bilmem nereye kadar her yerde sosyalizme meyli olan aylar karardı kaldı. Öldü, elleri yanlarına düştü. Hocam şimdi şöyle bir şey var, benim özellikle bunu sormamın sebebi,
Acaba yani zamansız bir hareket o davayı körelip bitirir, geri birbirine indirir. Öyle tabii. Doğru. Buna nasıl karar vermeliyiz yani? Biz de genciz, biz o kadar yapabiliriz belki. Şöyle. O konuda bir tavsiyeniz bekliyor. Şimdi mesele şu. Bizler şunu iyi biliyoruz, kesin olarak biliyoruz ki Allah'ın kendisine vahyettiği en son insan aramızdan gelip geçeni 1400 küsur yıl olmuş. Öyle midir? Yani biz Kur'an'a inananlar kendisine en son vahyedilen kişinin Hazreti Muhammed Mustafa olduğuna inanıyoruz. Ondan sonra da herhangi birine vahiy geldiğine inanan her ne kadar aramızdan bazı çatlaklar çıkıyorlarsa da bunlar derlerse toplardan bir dolmuş olmaz. Bu da pek önemli değil. Onun için yani bize şu işin şu zaman zamanı, şu zaman zamanı değil diye vahiy gelmeyecek. Peygamber de zaten kendine vahiy gelene kadar bazen bekliyor. Bazı konularda mesela kadınların örtülmesiyle ilgili kendisi de çok uyarılarda bunu işte şöyle yap, böyle yap, kadınlara şöyle kapansın ya Resulullah Ömer bir sürü. Kendiliğinden bir şey yapamıyor, bekliyor. Ne zaman ki işte bu sırf ailesi geliyor o zaman. Kimi zaman da bakıyorsunuz, kimi zaman mesela da yani Kureyş'e karşı tedbir alacak. Kureyş çıkmış, geliyor haber almış. Yani ne yapacak? Vahiy mi bekleyecek? Yok. O hazırlığını yapacak. Yani savaşa karşı ne yapıyor? Tedbir almış. Ya şehirde savaşacak ya çıkıp ovada savaşacak. Sonuçta o insanlarla savaşacak filan derken bildiğiniz gibi dışarı çıktılar. Peygamber'i de dinlediler. Yani bize vahiy de gelmeyeceğine göre Peygamber de öyle her işini vahiy de yapmamış. Yani genel hükümler çerçevesinde nasıl yapılır savaşa karşı? İşte savaşa karşı savaşmak bilmiyorlar. Oradan çıkarsın da Allah'a dayanasın. Başka da yapılacak bir iş yok. Böyle yapmış. Biz de elbette şu işin şu zaman zamanı diye vahiy bekleyecek halimiz yok. Elhamdülillah aklımızı yemedik. Şimdi bu konuda kim karar verecek? Elbette ki bir insan karar verirken mutlak surette istişare etmeli. Danışmalı. Danışma ne demek? İlgilendiğiniz konuda, yani karar verme gereğini duyduğunuz konuda en isabetli hükmü karar haline getirmeyi sağlayan yol demektir. Bu da o konuyla ilgili bilgisi olanlarla yapılan meşveret, görüşmedir. Aksi takdirde önüne gelen adama sormak, o ne diyor, he filan diyelim dediği değildir tanışmak. Yani mesela İstanbul'da bana adres sordular, bilmem. Bana sormakla bana danışmış olur mu? Yok. Ha sormuş, ha sormuş. Bilmediğim için tarif olur. Yanlış da tarif edemiyor ikimiz öyle. O kadar bilmediğini de bilmiyor çünkü. Adamı Fatih diye bilmem Beşiktaş tanıdım. Bilenler de yapılan konuda. Sonuçta o toplumun önderi kimse, yani bu işin başını kim çekiyorsa Sünnetullah da böyle demiş. Ondan sonra o karar verir. Artık ondan sonra bir kere de azmettin mi diyor Allah, artık Allah'a dayan. Şimdi siz gençlerin yapacağınız iş bence daha çok düşünmek, daha çok okumak, daha çok muhakeme etmek ve belli bir şeye oturana kadar zemine, yani inşaatın temelini atarlar da hemen üstüne çıkmazlar. Bir süre beklerler. Niye? Altında çöküp döküp öte böyle bir şey olur filan da üstüne ağırlığı bastırınca, yani üstüne katları çıkınca binanın tümü devrilmesin. Bakalım öyle bir şey varsa bu kadar beton demir attık temelli. Ha, burada kendini gösterir çöken kırılan yer olur. Biz de ona göre hem bir tür masraftan kurtulur hem de evimiz düzgün olurdur. Gençlerin özellikle bu konuda birikimi az olanların acele etmemeleri, iyi düşünmeleri ve çokça düşündükleriyle şu kitabı böyle hamur etmeleri, yani gücünün yettiği anlayabildiği kadar. Bu konuda da yalnız kendilerine güvenmemeleri, Allah'ın şöyle buyurduğu şatırdan çıkarmamaları gerekir. Her bilenden bir fazla bilen var dediğine göre, benden bir fazla bilenin bildiğinden nasıl yararlanacağım? O konuyu gündeme getireceğim ki arkadaşlar kendindeki dönüşüm filan da dönüşüm falan da bakın ki buna bir bende olmayan bir şey bu konuda, çok da lazım. Alayım zimmetime geçeyim. Bu konudaki benim söylediklerimden de o baksın, kendinde bulunmayan ama bulunması gereken şeyler oldu, o da alsın zimmetime geçirsin. İşte böyle böyle toplumun seviyesi yükselir. Anlatabiliyor muyum? Fikri kalkınma, fikri seviyenin yükselmesidir kalkınma. Çok çok önemli. Bu konuda kesinlikle acele etmeyin. Önünüze giren şöyle söylüyor, böyle söylüyor. Bakın mukayese edin çünkü önümüzde bizim Marksizm gibi ütopik bir dünya görüşü yok. Marksizm kamilen ütopik. Hiçbir zaman da bu ütopik gerçekleşmiyor. Ama İslam bizden önce
uzun zaman önce de olsa uygulanmış. Bunun kitabı hala elimizde. Hiçbir şey zayi olmamış. Günüzü geliyor, gidiyor kasabalara, köylere, vilayetlere. Ne, arkadaşlar ne yapacağız? Ve arkadaşlar, hem de böyle büyük abilerden, böyle basitçisinden yapacaksın. Efendim, herkes birer kalaşnikov olacak, yağlayıp bir naylona saracak, bir de şilteye, efendim, bahçesine, evinin bahçesine, bütün evleri hemen hemen bahçeli olan Konya'da oturmuş, gömecek. Günün biri yerine kadar. Hemen intikal edeceksin. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Arkadaşlardan birer kılıç alın, birer os, mızrak, bir yerlere zılalayın. Bunun birinde bu alçaklarla Antakya belki daha edeceğiz filan diye kimseye öğütmemiş. Bu konuda uyduruk bir haber bile var mı? Efendim? Birisi çıkıyor diyor ki efendim, Ömer Hamer'i yakalım, İsrail bayrağını bildik. Ben İran'da gördüm. Onu binlerce asker üstünden geçirdiler. 30 metre genişliğinde, 50 metre uzunluğunda Amerikan bayrağı, Sovyet bayrağı, tahtlar. Peki o da senin Allahu Ekber yazılı bayrağını serip de Kızıl Ordu üstünden geçiremedi. Bu düpedüz ilahına söylüyor. Bu muhakeme etti mi? Yani yaptı mı? Çarpma, çarpma. Bunun sonucu doğru mu? Eğilimi bir sağlama diye bir işlem var. Biz bir aritmetik okumadınız ya. He? Bir sağlamasını yaptınız mı hemen çıkıyor neyin yanlışı. Ulan abi ben onu öldüreceğim, basacağım. Oğlum, öldürmeyle başarılı olsaydı krallar hala yerinde durur. Hitler yaşıyor olurdu. Sezarlar devam eder. Ya bakın peygambere diyorum, Mekke'yi fethetmiş. Kendilerine orada yaşama imkanı vermeyen insanları tık diyecek hali kalmış. Her taraftan muhasar etmiş. Aşırılıkta çok ileri giden 4 kişi var. Peygamber istese hepsini kuş gibi yakalar. Eliyle koymuş gibi yakalattır. Ne yapıyor? Diyor ki şu 4 kişinin adını yazın ve götürün Kabe'ye asın. Bu ne demek? Elini kana bulaştırmak istemiyor bu adam demek efendiler. Yani birisi orada görecek, ha Hasan Dönmez ne var? Hemen gir deliye besin tanıdı da yani Peygamber de onu göz göre göre öldürmek zorunda kalmaz. İstemiyor. Adamlar 4'ü de tüy Mekke'nin dışında kaç gün saklanmışlar muhasara kapında. Kimisi 6 ay sonra, kimisi 8 ay, kimisi 1 sene sonra gelmiş. Tamam. De Müslümanlık bu. Sen kafasını istemedin ama ona karışım kopalım. Emanet al. Yok. Bunlar yok efendim. İlk defa onlar başlattı. Hizbullah kendini savunmaya başladı. İlk defa PKK bunlardan. İlk defa da Mekke'nin PKK'cıları, Müslümanları öldürdü. Evet. Sümeyye'yi kim öldürdü? Mekkeliler öldürmedi. Babasını kim öldürdü? İlk defa Mekkeliler başlamadı mı müşrik? Evet. Peygamber bunun karşılığında dedi mi arkadaşlarına ki bir ikisini öğütleyip de arkadaşlar bu Alçak Ebu Cehil var ya onu biriniz böyle fuzulun elinize bir taş alın yalnız bulduğumuz yerde ensesine koyunca ıhtırın oraya kafir olmuş abim. Dedi mi efendim? Var mı? Bu yol değil. Bunları yol diye sunanlar kendileri Müslüman diyorlar. Bunlar evalarını Müslüman. Evasına teslim olanı da Müslüman der. Kelime alın. Ama el Müslüman, el İslam o vahye teslim olanı. Karıştırmıyor. Şehvetine teslim olanı da kelime alanı itibariyle Müslümanı. Mevkiye, menfaate teslim olanı da Müslüman denir. Kelime alanı itibariyle. Ama din olarak teslim olma deyince işte vahye teslim olma anlamında. Yani vahye teslim olma anlamında Müslüman diyorsanız, vahye teslim olursanız Müslüman olursanız hem hevanıza teslim olacak hem de Allah'ın dinine zimmet edeceksiniz. Bunlar o kadar zor şeyler değil. Bir şey söyleyeyim. Savaşlar önüne tekrar söz buyurun. İran'daki İsrail'in bir soru da Kur'an'da ikram dedi. Şii gerekse ikram dedi. Yöneticiler açısından sanatıydı. Kur'an'daki ikramı en çok, en güzel uygulayan yönetimler olarak Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir. Bir ölçüde Ömer bin Abdülaziz yönetimleri sayacak ama İslam tarihine baktığımızda bunun dışında parlak örnekleri rastlamıyoruz. Yani iktidarla hep eleştirdiğimiz iktidarla kim iktidarla, kimisi bir başka şey. Yine İran iktidarına gelince tamam, geleneksel bir iktidar olabilir, Şii anlayışın iktidarı olabilir ama dünya sisteminin çıkarlarında da kendi sınırlarında bir tek çekebilmiştir. Bazı politika uygulayabilmiştir. Müslümanlara, İslam harekete hürmet adamlayabilmiştir. Şimdi bir detaya baktığımızda Osmanlı'yı geleneksel sünni yönetimler için tipik örnek olarak görüyoruz. Yani güçlü olduğu dönemlerde
Müslümanlar bile şey olmamış tersine Müslüman olmayanlar yani bile şey olmuş. Osmanlı güçlü olmuş. İslam Avrupa'ya götürmüş. İslam'ı bilemiş. Hepsi şeyler. Şimdi Türkiye'de böyle geleneksel anlamda İslam oluşması, Refah Partisi veya bir başka İslam hareketi. Müslümanlar açısından yani faydacı bir bakış açısıdır. Yani, kesinlikle. Faydacılık diye bir şey İslam'da yok. Bunun için çalışılmaz mı? Yani Kur'an'daki İslam getireceğiz diye böyle bir akımdan uzak durmak lazım. Yok. Yani, İslam'da faydacılık diye bir düşünceye asla yer yok. Mesela bugün Refah iktidarı gelse, mezheplerini bildikleri kadarıyla işte Ehl-i Sünnet ve Cemaat da yok, Ehl-i Cemaat'ı da var yani. Ehl-i Cemaat'ı, Ayak Cemaat'ı falan da var. Onu getirecekler. Bir insan ne biliyorsa onu getirecek. Bilmediğini getirebilir mi? Yani orayı suçlamak için söylemiyor. O da bildiğini getirdi. Bildiği oydu. Başka bir şey bilmek de istemedi. Yani Müslümanlar için bunun için çalışıyorsun. Yani ne için çalışacaksın? Allah katında makbul olan bir şey için mi çalışacaksın yoksa küfre hizmet için mi çalışacaksın? Yani, sonunda alavere dalavere layık cumhuriyet iktidara gelmiş. Hayır. Buna mı çalışacaksın? Bunu söylemiyorum. Yani diyorum ki tarihteki örneklerinde gördüğümüz geleneksel manada sünni iktidar için çalışan Müslümanlar. Hayır. Yani bu yanlış mı? Efendim ben şu kanaatlıyım. Kesinlikle kanaatlıyım şu. Öldükten sonra dirilmeye inanıyor musun? Hesaba çekilmeye inanıyor musunuz? Zaten inanmıyorsanız Müslüman olamazsınız, değil mi? Siyasi polis müdürü bu yazıhane bakmak olur benim. Ondan sonra beni çağırdılar, ifade etmek filan. Yani ne oldu, nasıl yok filan. Bu tedavili vakalar, izlerden vergilerinde de yazmıyor. Neyse. Dedi Ergümet Bey, Burhan Bey diye bir adam. Sonra bir yere tayin ettiği bir bekçisi onu vurdu. Birkaç de hala hastanede. Tabi sizin diğer Müslümanlardan ne farkınız var da yani böyle burada koyacak kadar mı fark? Tabi farkınız şu yani kısaca söyleyeyim. Şöyle sokaktaki insanın anlayacağı düzeyde anlatayım bana ben size. Şimdi siz sokaktaki bir insansınız, ben de elimde mikrofon, bir işte televizyon veya radyo bağlayayım. Size sorular soruyorum, lütfen cevaplayın. Cevaplar mısınız? Evet. Müslüman mısınız efendim diyorum. Elhamdülillah diyor. Şimdi normal cevap, elhamdülillah. Peki öldükten sonra dirileceğinize inanıyor musunuz? Tabii inanmayan Müslüman bundan. Hesaba çekileceğinize inanıyor musunuz diyor. O diyor tabii hesaba çekilmek de gerekli. Peki burada size birkaç şıklı soru soracağım. Bir, yani hesaba Said Nursi'nin risalelerinden mi çekileceksiniz? İşte bu hani ben Hanefiye fıkhından mı, Şafiye fıkhından mı yoksa Ercüment Özcan'ın İttibas Dergisi'nden mi veya Kur'an'dan mı yani? Hangisinden çekilecek? Tabii Kur'an'dan. Tamam efendim. Bitti de yani cevabını verdiniz. Yani ahirette Kur'an'dan çekileceğiz biz hesabı. Diğerleri ise açık açık bunu söylüyorum. Kimisi Necip Fazıl'dan hesabı çekilecek. Kimi Said Nursi'nden, kimi Ebu Hanife'nin fıkhından, kimi Şafii fıkhından. Biz ise dedim asla böyle düşünmüyoruz. Biz diyoruz ki bak dersimizin adı belli oldu. Yarın imtihan hangi dersten Kur'an'dan. Dersimizin adı belli oldu ama çalışalım. Hı. Ama diğerleri böyle söylemiyor. Aramızdaki fark değil. Evet. Kur'an'daki ikten demişti ki yani ben ikten verdim söylemiştim. Hazreti Ömer yani bunun dışında da kanaatim öyle. Yani Kur'an'daki ikten anlayışını yönetim adı değil mi? Çok imkansız örnekler yok sende. Var yok beni de ilgilendirir. Beni ben ilgilendirir. Benim hesabım benden sorulacak, benim yaptığım. Ve bu açını yapacağız. Herkes kendini düşünür. Öyle değil mi arkadaş? Derdin mi? Benim hesabım senden sorulacak mı yaptığım? Seninki benden sorulacak mı? Ama işimiz belli olmuyor. Olmuyor mu yani? Biraz ayakları havada mücadele ne ayakları? Bilakis bundan daha hala yere basan bir şey bulamazsın. Gerçek de bu değil mi? Yani yok diye ben vaz mı geçeyim bu dinle? Diyelim ki hiç olmadı. Ebu Bekir de olmadı, Ömer de olmadı. Bana ben var mı? Ben ne güne duruyorum? Demelisin, sen de o da herkes. Herkes olanlar bile yeter. Tabii, niye böyle yapıyorsun? Ümitsizlik mi hakim olsun? Doğru, kardeşim. Efendim. Öncelikle teşekkür ederim. Öncelikle yani toplumdaki yanlış algılaşları gerçekten güzel ifade ettiniz. Ve bu coğrafyada bir ara bir
Osmanlı Devleti vardı, yani İstanbul'da. Belirli bir süreç değişti. Kur'an sünnet Türkleri çağrılmaya başladı. Ve insanların pratiklerinde yine şeyler var. Yani herkes Kur'an sünnet diyoruz fakat ayrı ayrı cenahlarda Kur'an ve sünnet kavramına ayrı ayrı yaklaşımlarda bulunarak ve kesinlikle bir araya gelmiyor. Ve son dönemlerde yani temel müracaat kavramı Kur'an gündeme gelmeye başladı. Buna sebep olan Müslümanlardan Allah razı olsun. Fakat günümüzde ben şöyle bir çelişki görüyorum. Kur'an'daki İslam arzulayışlarında da reddettiğimiz abicilik grupları oluşmaya başladı. A grubu, B grubu, C grubu. Ve artık daha önce işte Kur'an ve Kur'an sünnet birbiriyle çatıştırılırken günümüzde Kur'an'daki İslam anlayış odakları birbirleriyle çelişki halinde. Yani bu problemi nasıl çözülür? Yani bir yöntemsel, Kur'an'dan çıkararak insanların bütüncül olarak Kur'an'a yaklaşabileceği bir yöntem var mı? Bunu sunabilmiş miyiz biz Müslümanlar olarak? Kur'an hakkında konuşan Müslümanlar olarak. Ama sunmamız da zaten sunmaya çalışıyoruz. Biz evet. Bizim yetkik en iyisini yapıyoruz. Aklımızın verdiği kadarını yapıyoruz. Zaten herkes onun yapacağını yapacak. Fakat bir şey var, yani bu insan aceleci yaratılmış. İnsan aceleci bir varlık. Kur'an'da da söylüyor. Yani çok acele. Benim bunca yıldaki birikimimi şu arkadaş istiyor ki ben 4 günde anlatayım. Mümkün yok. Mümkün yok. Yani hormonlar büyütüyorsun. O zaman da tatlı tuzlu kalmıyor. Hani şu bunları üstelik de zararlı oluyor. Bu daha önemli bir şey. Sen de kanserojen etkiler yapıyor filan. Böylesi hızlı gelişen İslam'da adama kanser yapıyor. Bu tabi ne oluyor? Kanser. Yedi kütüphane kanser yapıyor. Kanser toprağı bu. Konuşmayan, sakin olmak, düşünmek lazım. Mesela Yaşar Nuri Öztürk ile ben Şubat ayında 92 yılında tanıştım. Ben televizyonda bilmiyorum, o kadar bir de hürriyetle yazılamıyorum. Dedim ya bir telefon edeyim şu adamla bakalım. Nedir yani, laf dinleyen ne dinlemediği. Bazen çok güzel şeyler sarf ediyor. Bazen de bakıyorum. Şöyle hatta görüştükten sonra burada var, evveler de var. Hanımı var, annesi var, eski hanımdan oğlu var. Ben bizim hanımım, ben varım. Dedim ki valla Canan Hanım'ı televizyonda seyrediyorum, bakıyorum dedim. Kimi zaman senin adam dedim. Yaşar Bey, oturuyor. Böyle gayet güzel bir asfaltta öyle seyir o zaman. Kadınlar gibi dedim. Bir seyrediyor. O payına paylaştım. Aynen öyle. Biraz sonra bakıyorum. Ben başlığa yine rast geleceğim. Sen gibi pat küt eksodur. Ya şu adamla bir tanışsak da desem ki ya şu eksodur mu göster bir yere. Baba şu arabaya hiç yakışıyor mu desem. Onu da çok teşkilere proje gidiyor. Kırılıyor. Neyse tanıştık. Uzun uzun tevhidi anlattım. Şimdi ben düşünüyorum ki o Hasan Fahri'nin başkanı ya. Hep de konuşmalarım. Şeyler oluyor. Sonra da bu tasavvufun baş tacı ettiği ana eserlerden, ana kaynaklarından ona alıntılar yaptım, irtica. Ve sonra dedim, buyur, ne diyorsun kardeş? İşte deve, işte hani, buyur. Durdu, düşündü, şu cümleyi sarf etti ağzından çıkardı. Dedi, vallahi bu tevhid dinin üzerine tasavvuf geçiyor. Aynen, bu laf. Arkadaş dedim, geldiğimde şu abi bir daha söyledi, şu kulağım kaynamasın. O gün bugün tanışıyorum. Zaman zaman mesela beni sessiz arıyorum, telefonla alırım, saat konuşuyorum. Abi beni düzelt, benim yanlışlarımı bana ikaz et. Böyle eminim. Böylesine yakınlık gösteren bir insanlarla nasıl uzak durursun? Buna rağmen onun en büyük handikapı şu, bir insanın değişmesi ister erdiğinden kötü olsun, ister yaşamıyor. Ömer Nurtatlak olsun, yok ömür geçiyorsun, hiç fark etmez. Boyacı gibi gibi tut, sok, çıkar, istediğin gibi yok. İnsan olmuş, normal istiyor. Ve niyet istiyor, gayret istiyor. Yaşar Bey yüzeysel olarak değişti, tamam. Hep Kur'an'da İslam demeye başladı. Değişik, memnun değil. Onun arkası, Karadeniz'in türküsü gibi. Şey, domatesin çekirdeği kırmızı, kırmızı, hiç arkasında safı yeşil yok, kökü, siyah falan yok. Hep kırmızı, kırmızı yapmış. Ya böyle olmaz mıydı? Sen de kardeşim dedim bak, aldım, öyle bir kemer çeyim. Hep kırmızı da kırmızı yani, Kur'an'daki İslam'dır İslam. Kur'an'daki İslam'dır anladın da bunun arkasında bir şeyden başka bir şey yok mu? Hepsi bu kadar vardı da. Senin dediğin en büyük handikapı şu. Sağa sola konferanslara, şuraya, buraya, panellere, bilmem neye, davetlere çok koşturuyorsun. Kendinle uğraşacak ve kendini
yenileyecek vakit ayırmıyorsun. Ayırmadığın için de yakınlarına bakıyorum, konuşmalarına gidiyorum. Aşağı bakıyorum, yukarı bakıyorum, hep aynı. Kur'an'dayız. Buna evet de arkasına başka bir şey diyor, ona da evet diyor. Ya. Ya da hayır diyor. Bunun için vakit de. Vakti ayıramadığından dolayı kaybı. Ben size de söyledim. Yani şunu anlatmak istiyorum. Biz kimi insanlar kim olursa olsun. İslam'a gelirse, Allah'ın teslim olursa vesaire. Mesela beni, bana geliyor bir sürü genç. Abi ya sen bu adamın yazılarını iktibas ediyorsun, işte bu adamın yazılarını diye iktibas ediyorum da filan. Ona anlatıyorum şimdi. Hakikaten olan mı? Bana geliyorlar Yaşar Bey. Şimdi onu işte, tekil etmenin bir değişik yolu. Diyorlar ki ya bu Yaşar Bey nasıl adam ya? Ya ne oldu? Abi ya Hilton'la konuşuyor, bu hürriyete yazıyor filan. Ulan Hilton'la beni konuşurken görmüyorsun, ben çağırmıyorum, onlar da bakıyorum. Ben de koştura koştura, iyi de köşe çağırsın. Ne söylediği önemli. Ve hürriyette, ben de bizlere bir sabahlar yaz, yazar mı? Yapmak. Sizin bu kafayla bana deyin ki, Yaşar şu yazsınlar, Hilton'daki şu konuşması da şu aykırılığı yapmış, onu konuşalım. Tabii bir faydacılık olmuyor mu? Yok. Hani bir entegre olayı gündeme gelmiyor mu bu tür davranışlar? Yok. Dedim böyle deyin tamam. Sizi şimdi kendimle beraber Peygamber'in gününe ışınlanır. Işınlanır o zaman da gelirdiniz bana derdiniz ki abi ya Muhammed nasıl Allah'ın sen buradan çıkın. Ne oldu? Ebu Ceylan'la konuşurken gördüm abi. Ulan da adam onlarla konuşur ki adam. Bütün nedenler beni haşım kabiri var da Haccan Cevdi onlara trip geliyor ya. Bu durur da ya. Ne olur mu bu ya? Böyle beraber mi? Dedim siz bu keleye gidin bir sakatlatçıya değiştirin ya. Sakatlık sizde. Deyin ki bana dedim. Yaşar Nur reenkarnasyondan falan bahsedin. Bu ne böylemiştir abi deyin de ben de Yaşar Nur'un ya ağzından tutayım ona. Bu ne böylemiştir arkadaş? Bu nereden çıktı? Kim? Dinin, inancının İslam'da yeri mi? Ben bunu nereden çıkardım? Yani deyin ki şu şöyle ben ona böyle diyeyim de. Yani dememiş oluyorum. Diyorum. Dedim ki ondan tamam. Düzelir düzelir sevinir değil yani. Cennet daha değil. Düzelmesi de yaşasın. Fakat gereken yok diye ayırmamalısın. Bazen konuşmalarında çok büyük kampanya. Mesela Almanya'da ben çok sık bir gidiyorum biliyorsun. Eğitim kampanyasında. Bir kasetini dinlettiler. Efendim tut tutmuş bir konsolosluğu davetinde verdiği Esen Üniversitesi'ndeki bir konferansta ki 40-50 kişi var. Ben verdim 100'de bir kişi. Efendim? Türk bayrağına saygısı olmayan imanında şüphe edemiyor. Şimdi Türk bayrağını ben de seviyorum. Ne var? Yani Allah'ın Allah'ın bayrağı kuşkulası. Ama ne zamandan beri lan bayrağı sevmenin ya da sevmemenin imanla uzaktan yakından alakası var mı? İmanla bayrak arasında gelmez. Bu laf cat diye camızı göle ettiği diye bir laf ilan. Anlatabiliyor muyum? Tabii bugün bir şey duyardım. Abi ya haklısın. Olur mu şimdi? Haddi aşma. Bu yanlış mı? Bu yanlışından dolayı top attık. Bu ne halde? Yani bu hükmü nereden çıkardın arkadaş? Bize de göster, biz de bekliyoruz. Bu hükmü. Kırk bayrağına da saygı duyalım. Evet. Tamam. Ama yani iman ne zamandan beri? Aynen yıldızla ölçülür var ya. İman akılla kalple alakalı. Aynen yıldızla alakalı. Oranla çekişle alakalı. Öyle mi? Bu ne biçim iş değil? O zaman mesela Niğde'de bizim gençler, öğretilerim, Niğde'den sonra da evine misafir etmişim. Ben seni anlatmaya çalışıyorum. Onun evinde böyle kadındaki bir arada oturuyoruz. Mesela kapalı, konuşuyoruz. Onun bir hanımı var, Cimcime, benim oğlum da okçudan arkadaşım, kanlıydı evinde. Ağırlı bir kız, bayılır yani bir derin dikenlik ama çöp gibi. Onun karşısında kimse çıkmasın yani, baş pevron gibi, alın sırtını tutuyor. Yaşar Bey de yaşları küçük ya, bunlara pek çocuk gelmiş. Böyle konuşuyoruz da Hatice demiş ki buna. Yaşar Bey demiş, bazen bakıyorum demiş, hiç ilgisiz yerler demiş. Yani bir yerde Kur'an ayeti okuyorsunuz, yanında da Mevlana Hazretleri de böyle buyuruyor. Yani sanki o da onaylıyor filan. Yani bizim, buna ne ihtiyacımız var, neden gerekiyorsunuz?
Yaşar Bey şöyle yaparak serilme başladı. Demiş ben doğru kimden bulursam alırım, ellerine atarım. Demiş Yaşar Bey, Allah'ın bize gönderdiği din, Celalettin Rumi'nin ya Şalacı Mansur'un ya Muhiddin Arabi'nin güzelleştireceği kadar eksik bir din mi demek istiyorsun? Tamam tamam demiş. Açılsın. Niye alıyorsun onları? Yani bizim dinimizin güzelliği noktan da şunun bilmem hani benim arabanın aynası kötü olur da Mercedes'lerin bana bir ayrılmaz Mercedes aynası var. Ama hepsi birbirinden gücüysa kimin aynasına ihtiyacı var, kimin gazetine, kimin çamurlu değil mi arkadaşlar? Evet, bunlar kendini köklü bir eğitime, değişikliğe alamamasının kaçınılmaz sonuçları. Bu herkes için var, dikkat edin. Onu da en büyük bu konuda engelleyen şey şu konferanslar. Yani bunu yapmaması lazım. Kendine de söylüyorum. Unuttur kendini diyor. Yalnız haftada bir yazı yazsın diye şu kadar bir şey. Ve bu günü ha babam de babam kendi yerine geçir. Evet. Şey yap yani, arındır. Ne dersin? Öyle ya, arındır. Başka türlü olmaz. Bu günü Kur'an sabununla savunulur ki yani nerede kilim var, ondan tezelen, ondan bilmem değil mi? Gıcır gıcır olur. Bunu yapmaya vakit bulamadım. Oranda ben bakmam. Kimse. Mahalledeki insanlar derler ki, burada tamam siz şöylesiniz, böylesiniz de, siz bizim camide görmüyoruz. Neden gelmiyor? Neden bizimle beraber imamlarımızda namaz kılmıyor? Ya da seçimler olduğu zaman, bari bir kez oy verin, yine devam edin çalışmaya. Yani bu bu. Ben size açık. 5 seneden biri olsa bir yaşı tasan yiyin. Ben açık. Hatır için adam gelin. Şu an ben açık bir şey soruyorum. Şimdi, seçimler. Hiç sandık başına gitmemek lazım. Ben gitmiyorum. Diyanete bağlı olan imamların arkasında bu kılları şimdi şöyle mahsus. Sorumuzun birisi şu. Gitmiyorum. Ben gitmiyorum ama bir ceza çıkardılar. Bir de bir sürü 4-5 kere duruşmaya gidiyorum. İşim bu. Gidiyorum. Gidiyorum. Ben pazara gitmişim. Domates arıyorum. Hey! Tezgahta domates yiyorum. Gördüğüm yerde de çürük var. Niye aldım? Evet domates. Almanya'da bir fetva geldi. Efendim domates veremedik, kıyam mıdır o zaman? Ne diyorum ya? İhtiyacım domatese. Bu bir. İkincisi yani sandık başına gittim ben. Bir kere 61 anayasasına hayır dedim, bir de 82 anayasasına hayır dedim. Hatta Sparta'da sorgularlarken siyasi konuk bana, işte sen oy da vermiyorsun dedim. Evet, gözlerimi aldım, sorgulamadım siyasi konukta. Dedim ben anayasaya da hayır dedim. Ne olacak dedim, yani siz evet dediğinizde ne oldu dedim. Hayır diyenlere teşekkür ederiz diye Evren, Kars'ta kahrına konuşmaya. Dedim bak Evren bize teşekkür etti, hayır diyenlere. Siz dedim evet dediğiniz Evren'in bir teşekkürünü bile almadınız. Bastılar mı ben dahi bunda? Polisler, siyasi konuş. Şimdi camide niye göremiyoruz? Mesela şu yani Diyanet'in imamı falan değil. Kimden alırsa alsın maaşını o değil. Eğer tanıdığınız bir imam, arkasında namaz tanıdınız. Namaz kılınmayacak derecede. Akidesi bozuk biriyse, Diyanet değil de ben aynıysam genel. Peygamber aynıysa, bilmeden yapmıştık genel. Yoksa Diyanet'ten maaş alması, arkasında namaz kılınmaması için bir geçerli gerekçe var. Sen verdin maaşını, ne olacak? Yani adamın itirazı bozuksa, Diyanet'ten maaş almaması mı itirazı düzeltir insan? Yoksa itiraz başka türlü mü? Maaşın nereden geldiğiyle ilgili değil. Yani söylüyorum ben hep camiye öyle tanıdım, imam eserden verdim, ekleyebilirim, hep de iyi elbiselerle giderim. Millet söylediği şeyleri hazmedemiyor, bir gün Ahmet Kadir diye madenin biri var bana. Dedi vallahi senin yüzünde şikayeti de hayır yok. Dedim hayır dedi, nerede hayır yok. Dedi zaten sen camiye dedi, artist gibi geliyorsun. Allah'ınız pijamayla geliyordu. Dırdır, soba dirseği gibi bir şey. Bizi çırpmış koltuğu en eskimizi giyip geliyordu. Tabii ki oluyor ki camilere en iyisi. Toplantıya ne gidiyorsun? Toplantıya adam şavalak şuralak gelir. Yani asıl sünnete uygun ben devam ediyorum dedi. Boyunuza kadar tut, benim içimdesiniz bir de beni tut dedi. Allah'tan korktu. Millet yani öylesine alışmış ki senin söylediğin şey bilmiyor. Eşeğin yemediği ot başına vurur diye bizde bir laf var. İnsan onu da duymadığı laf başına vurur. Ama bu kafamı döndürüyorsa karşılıklıysa karışmadan durulmaz. Efendim?
biraz önce PKK'nın Zulahri Örgütü'nün şiddete başvurduğunu anlıyor. Onlara karşı olduğunu söylüyor. Şiddete başvurduklarını anlıyor. Yani onlar gerekçe olarak diyorlar ki, belki biliyorsun, bilmiyorsun. Evvela PKK bizden adam öldürdü, işte biz de öldürmeye ondan başladık. Ya ben bir tarafın çatışmaları için söylemeyecektim. Hizbullah Örgüt de Kur'an'daki İslam'dan bahsediyor. Yani onlar da öyle bir şey savuncusu ama siz karşı olduğunu söylüyorsunuz. Işıkçılara sonra onlar da öyle söylüyor. Ama nasıl söylüyor? Ali Güler'e olmuyor mu? Onu anlayamayın. Ahına, Kur'an olursanız saplıyorsunuz. Ama onu okursan düzelir. Siz bizim kitaplarımızı okuyun. Bu Hizbullah Örgüt... Kızım bir şey söyleyeyim. Mesela Hizbullah Örgüt'ün bunları geçir. Mesele şu. Her önüne gelen ben şunu diyebilirim. Her önüne gelen sana gösterdiği sarı güledi, bu altın 22 ayar diyebilir. Halk aldanır, dikkat ederseniz altına. 22 ayar diye satabilirsin, rahatlıkla kazanabilirsin. 8 ayar bile satabilirsin, bir sürü avana. Ama hiçbir sarrafın aldandığını gördün. Bakar bakmaz tanımasa bile biraz şüphe etti, onun bir karadaşı var. Alın altını şöyle, bir sürter, bir de asitli var. Böyle biraz, dolar bir damla. Eğer karışım oranı az, yani 2 nispet karışım maddesi, 22 nispet altın varsa zaten buna şey geliyor ya, 22 ayar. O zaman çok az bu taşa çıkan renk, çok az kaybolur. Ben hiç kaybolurken, mesela 14 ayarsa yarı yarıya kaybolur. Çünkü o damlattığı asit altını eritmiyor, özelliği o. Altının dışındaki karışım maddesini eritiyor. Bundan dolayı da sarraf aldanmıyor. Zaten bir aldanmaya kalksa 4 gün geçmeden dükkanı kapat. Millet onu kaldırır. Bunlar da değil. Mesele şu yani. Onun için ben kalmıyorum. Ben iyi kötü bu işin sarrafı. Tabii caiz. Böyle Müslüman. Tamam Cemalettin de Müslümanım diyor. Salman Rüşit de Müslümanım diyor. Demiyor mu? Ben gavurum dediğini duydum mu? Erbakan da diyor. Ercüment Özkan da diyor. Saadettin Yüksel de diyor. Cemalettin Kaplan da diyor. Bana vahiy geliyor. Allah beni mehdi tayin etti. Onun yerinde vekiliyim. Bir Allah Ekber, bir de ben Ekber'im diye İskender Evranosoğlu'da Müslüman'ı diyor. Ulan ne bu lingonun ahırı mı Allah aşkına İslam? Her önüne gelen içine girecek bu İzmir fuarı mı? Rus pavyonu da var, İsrail pavyonu da var. Böyle bir şey İslam. Olabilir mi? İslam var ne oldu şurada yazıyor. Buna göre ölçüp biçiyorum ben. Hayır, hayal. Tamam. Bu Hizbullah'mış, benzin kimlik, bak birbirine duruyorlar şimdi. 50 kere nasihat ettik, oğlum beni oldu, yapma, bilmem. En iyi kıvırdıkları iş aşkıya aldım. Başka bir şey değil. Benim öğrencimi de öldürdüler. Bu benim matlalar. Arkasından DNK'ya kafasını vurup yargılıyor, beyin arasından var. Allah'tan korkmaz pislik. Hepsi. Böyle bir sular olur. Adına Hizbullah demek ama. Nice adı Muhammed Erf Topçu, hiç ne namaz kılıyor. Hiç gece karnağını, kızlarını parlıyor. Yani isim değil mi? Şey değiştiriyor. Öyle olsa tamam herkes çocuğuna zaten Stalin de diyor, Lenin de diyor Türkiye'de. Oo Muhammed Ömer Ali Hüseyin. Allah kırılık ediyor ama bir bak bana şu yaza gelince. Nerede o patlama, nerede maşallah. Hiç. Köpek atıyor, bir lafa yok. Ulan Ayşe köpeği atar. Köpek atsın diye mi Ayşe koydu onun adını arasın? Yok. İsim şey değiştiriyor. Onun için. Hizbullah'mış, yok bilmem şuymuş. Hizbullah Ercüment'miş, Hizbullah filanmış. Yok, sen içeriğine bak. Etikette başka şey yazarmış, içinde başka şey varsa. Önemli olan etiket için mi malum? Evet, etiketine bakılır ama ben salça diye aldım, içinden bamya çıktıysa getirir bakkala. Bu burada salça yapılır, içinde bamya çıktı. Bu ne? Mecburen o şekli benden geri aldım. Bakın gibi olan aldıysa arkadaş ya böyle şey mi? Etiket yanlış yapıştırmışım, ben müşteriye rezil oldum diye. Öbür yanda işin kökü kesilir. Bizde hiç içeriye bakan yok. Herkes etikete bakıyor. Etiketle babalarla böyle avcını yiyor. Evet. Namaz. Eğer bakan bin istiyorsa ben bin artı bir istiyorum. Niye? Bir an evvel hiçbir halt olmadıkları anlaşılsın diye. Evet. Ama bunun için de bir oyumu bile vermem. Hayırlı. Vermedim.
manada yani süreç hızlandırma bakımından, yani millet görsün gibilerden süreç hızlandırma bakımından refah destekliyorması Müslümanların... Bu da doğru değil. Bu neye benziyor? Yanlışla... Bu adam içkinin zararını anlasın diye iyice felik hale getirip direktörüne gittik götürün bir kamyon altına girsin de o zaman içkinin kötü olduğu anlaşılıyor. Peki bu arada senin rolün ne? Yani o çevreye girdiğin 4 kadeh kalıda içirttiğinden sen böyle bir şey yapmak da sağlayacağız. Sizin biraz çelişiyor da o biraz. Yok çelişmiyor. Yani bakan çelişmiş lazım. Gereken muhakemeyi yapmıyor. Yani neresi çelişiyor? Yani bana öyle geldi belki de. Zaten bize sordukları yok millet bildiğini yapıyor. Yani yüklendik de yüklendik. Yarın ana yol ittifakı bilmem ne ortaya çıktı mı? Reva çıkacak ortaya. Vatan kurtaran aslan gibi. İşte görüyorsunuz bizi engellemek için böyle böyle yapıyorlar. Hadi Müslümanlar bir daha unutmayın da şunları. Bir ittifaklarını da bir geçelim de gösterin şunlara diye. Ya mecburen Büyük Birlik Partisi bilmem ötesi birisi de bunlara katılacak. Çünkü iki dereceli seçimle getirir. Serpilen havasını alır. Bugün aldığı olan. Hepsi boşa gidiyor. Ama mecburen ittifak yapacaklar. O zaman emin olun o ittifakı da bunlara gerekecek. Çünkü demin de söyledim yani Türkiye'de yaşayan insanlardan müthiş bir rezerv. O rezervi inek sağar gibi sağıyor. Hiç müstahak olmadı. Yani. Millet İslam'a oy veriyor, onların zimmetlerine geçiyor. Yani bize verdiler sağlığı. Hiç alakası yok. Karıştırdıkları şey. Evet. Şimdi müsaadenizle 2,5 saatlik bir sürece ulaştık. Kim namazı vakti var. Eğer Cumhuriyet Bey müsait olursa tabii, bilemiyoruz vakit olarak, namazı kıldıktan sonra biz bazen böyle yapıyoruz. Burada kalanlarla sohbet edinebilir. Ben bakımdan ara vermek durumunda kalacağım. Bu da işte epey sorularınızı aldık. Biz